Seçim 2023'ten herkese merhabalar. Bugünkü konuğumuz Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Bursa 1. sıra, 1. bölgenin 1. sıra milletvekili adayı Sayın Mehmet Altunöz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk Cihat Bey. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Yeniden Refah'ta geçtiğimiz günlerde de Naim Bey'i ağırlamış yine Genel Başkan Yardımcısı. O zaman evet. Da konuşmuştuk Bursa güçlü temsil ediliyor diye ama. Evet. Tabii bunların hepsini konuşuruz ama öncelikle bütün konuklarımıza yaptığımız gibi bir Mehmet Altunöz kendisi nasıl ifade eder kendi cümleleriyle? Kimdir? Nasıl tanıtır? Sonra da siyaset nasıl oldu onlara gireriz. Evet. Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Ben 1973 Bursa doğumluyum. Bursa'da doğdum, büyüdüm. Bursa benim hayatımda en sevdiğim şehir. Doğduğum için söylemiyorum. Aynı zamanda Türkiye'yi ve dünyayı gezen bir kardeşiniz olarak da rahatlıkla söyleyebiliyorum ki Bursa gerçekten de benim sevdam. Bursa'ya karşı özel bir hassasiyetim var. Elbette Türkiye'mizde çok güzel şehirler var ama burayla ilgili kalbimden, gönlümden geçen özel bir sevgi var. Milletvekili adayı olduğum için de söylemiyorum bunu. Bursa'da Süleyman Çelebi İlkokulu'nda okudum. Ortaokul ve liseyi de Bursa Anadolu Lisesi'nde tamamladım. Üniversite hayatım Eskişehir'de. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümünde tamamlayarak geçti. Sonrasında Ankara'da Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde ASBÜ, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Yönetim Organizasyon üzerine yüksek lisansımı yaptım. Yüksek lisanstaki bitirme projemde Türkiye'de siyaset ve siyasetin finansmanı üzerine. Bunu da şunun için yapma ihtiyacı hissettim. Ben Yeniden Refah Partisi'nde mali işlerden sorumlu genel başkan yardımcısıyım. Genel muhasibim. Tam cuk oturmuş eğitiminize. Evet, bu bakımdan işte bu işin sorumluluğunu üstlenince bu işin ilmini de tahsil etmemiz gerektiğini müşahede ettik ve bu bakımdan da bunu yüksek lisans olarak da tamamladık. Çok şükür çok da faydalı oldu gerçekten. Yani aynel yakin, hakkel yakin oldu. Şu anda da Yeniden Refah Partisi'nde biraz önce söylediğim gibi genel başkan yardımcılığı görevini ifa ediyoruz. Aynı zamanda da Bursa evladı olarak, Bursa'nın bir çocuğu olarak diyelim, 1. bölgeden milletvekili adayı olarak genel merkezimiz görevlendirdi. Burada işte seçim sattımı halinde çalışmalarımız coşkulu, heyecanlı, hızlı bir şekilde devam ediyor. İsterseniz bilmeyenler için rahmetli Erbakan'la da bir akrabalık durumunuz var. Onu da isterseniz ifade edin. Evet, ben rahmetli Erbakan hocamızın, Milli Görüş lideri, Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocamızın damadıyım. Aynı zamanda genel başkanımızın da eniştesiyim. Evet, o yönden de önemli. Bursa hakikaten Yeniden Refah'ta şu an çok güçlü. Çok şükür. Yarın bir gün iktidar ortağı işte yukarılara doğru parti ivmesi devam ederse Bursa çok istifade edecektir. Çok da değiştirilebilecek isimler değil hakikaten Bursa'da iki bölgenin de birinci sırası ve yetkili. Çünkü Naim Bey teşkilatlardan sorumlu, siz paradan sorumlu. Dolayısıyla çok etkili iki isim. Bursa o yönden çok güçlü. Ben bunu siz konuyu açtığınız için de söylemek istiyorum. Gerçekten de ben yani genel merkezimizin bu konuda almış olduğu tasarrufun da doğru bir tasarruf olduğunu düşünüyorum. Şunun için söylüyorum. Yani kendimizi anlatalım da pazarlayalım diye de söylemiyorum. Gerçekten Naim Bey de burada çok emek vermiş bir kardeşimiz, başkanımız aynı zamanda. Bursa teşkilatlarını çok iyi bilen, Bursa'da çekirdekten yetişmiş. Keza biz de Bursa'yı çok iyi tanıyan bir esnaf olmak suretiyle aynı zamanda sanayicilik tarafımız var. Esnaflık tarafımız var. Tüccarlık tarafımız var. Yani Bursa'da doğup büyümekle birlikte aynı zamanda Bursa'nın en eski aile şirketlerinden bir tanesinin de 3. kuşak temsilcisiyim. Ve şu anda da 4. kuşak olarak ticaretimize de devam etmekteyiz. Ya o firmayı da söyleyebilirsiniz. Yani sıkıntı yok. Sonuçta YouTube'da, sosyal medyada yayınladığımız firmamız Altunöz Anonim Şirketi. Altunöz Halı Mobilya Dekorasyon üzerine ticaret yapan bir şirketiz. Sanırım Altunöz Mobilya derseniz daha iyi Altunöz hatırlar mobilya. İnsanlar. Altunöz Mobilya. Çünkü bilinen adı o. Yıllardır Bursa'da. Aynı zamanda bir inşaat şirketimiz var. Bir aile şirketimiz o da. O da halen devam etmekte. Peki az önce eğitimini aldınız ya siyasetin finansmanıyla ilgili. Kitaptakiyle sahadaki uyuyor mu? Ya da ne kadar uyuyor? Tabii ilmi tarafıyla sahadaki taraf arasında farklılık olsa da sonuç itibariyle yani yaşayan bir sistem.
biz genel itibariyle yeni bir parti olduğumuz için ve teşkilat partisi olduğumuz için maddi imkanlarımızı teşkilatımızdan elde ediyoruz. Çok samimi gerçekten teşkilat mensuplarımız var. Mesela ben bir örnek vereyim. Apartmanlarda merdivenleri silen bir kardeşimiz bize en son seçim kampanyasında 2 çeyrek altın getirdi. Bu bir bayan kardeşimiz, kadın kollarına getirdi bunu. Yine onun haricinde bizim hamallık yaparak hayatını idame ettiren 70 yaşında bir ağabeyimiz var. Şehrin ismini söylemeyeyim çünkü bilinebilir. Bize ağabeyimiz her ay zarfın içerisine belli bir miktar koyup genel merkezimize gönderir. İl başkanımıza verir, bunu genel merkeze Mehmet Bey'e gönderin der. Yine başka bir büyük şehrimizden 80 yaşlarında bir büyüğümüz var, bir annemiz var. Yine o da zarfın içerisine bir miktar parayı, işte irili ufaklı paraları koymak suretiyle her ay bizim genel merkezimize gönderir. Yine çarpıcı bir örnek vermek istiyorum. Asgari ücretle çalışan bir kardeşimiz her ay aldığı asgari ücretin %10'unu getirip bizim genel merkezimize verir. Bizim genel merkezimiz bu şartlarda çalışıyor. Yani biz bu hikayeleri dersem küçümsemiş gibi olmayayım ama evet, evet. Yaşanmıştır hikayedir sonuçta. Evet. Rahmetli Erbakan'ın zamanında 90'lı yılların refahında böyle hikayeleri çok duyardık. Evet. Belediye başkanıyken Tayyip Erdoğan da o hatipliğiyle, gençliğinde, coşkusuyla bu tarz şeyleri anlatırdı. Doğru. Dolayısıyla bugün bu kadar zaman aradan sonra yeniden refah, evet. Soyadı Erbakan, evet, ama aynı ruh devam mı ediyor o zaman, öyle mi anlamalıyız? Evet, aslında aynı ruh devam ediyor. Çünkü bu insanlar gerçekten samimi, ihlaslı, inançlı, sadık. Bu özellikleri teşkilat sisteminde bulmak çok da kolay değil. Genel başkanına bağlı, liderine bağlı, genel başkanımıza gerçekten her türlü, aldığı kararların her zaman arkasında. Hatta sorgulamadan, yani genel başkanımız bir karar alıyor. Tamam, mesela ittifaktan önce biz bir süreç yaşadık. İttifak olmadı. Sonra genel başkanımız kendi cumhurbaşkanı adaylığını ilan etti. Kendi logomuzla, kendi amblemimizle tek başına gireceğiz dedi. İmza toplanmaya başlandı. Toplandı. 20 binleri geçti. 70 bine geldi. Biz seçim ittifakına, yani AK Parti ile seçim ittifakına imza attığımız zaman 70 bindeydi. Evet, yani biliyorum. 69 bin küsürdü, yani 70 bine yaklaşmıştı. Orada da yine genel başkanımızın teşkilat arkasında durdu. Yani biz bir teşkilat partisiyiz ve bu teşkilattaki insanların hepsi gerçekten canla başla her türlü maddi manevi, yani bir görev veriyorsunuz. Mesela şimdi biz şu anda seçim sattım halinde Bursa'da 20 milletvekili adayımızla birlikte yaklaşık olarak 850 bin arası bir ekiple her gün 20 milletvekilimiz gezip dolaşıyor. Bu kişilerin hepsi tamamen kendi ceplerinden bunu karşılıyorlar. Yani işine gitmiyor, izin alıyor. Mesela şu anda seçim sattım halinde bu kampanyada izin alan kardeşlerimiz var. Milletvekili adayı değil, ilçede yönetiminde bulunan veya mahalle başkanı olan kardeşlerimiz izin alıyorlar işlerinden. Bu insanların da imkanları belli, kısıtlı, yani böyle üst düzey sanayiciler değil bu insanlar. Tamamen kısıtlı imkanlarda yaşayan bu arkadaşlarımız, kardeşlerimiz birçoğu da kirada yaşamak suretiyle İzin alıp bizimle birlikte şu anda sahada gezip dolaşıyorlar. Her şeyini kendi karşılamak suretiyle. Yani tam bir komando. Komando, hani böyle bu SAT komandoları var biliyorsunuz. Su altı savunma, su altı taarruz. SAS ve SAT komandoları. Onları örneğin helikopterle Uludağ'ın tepesinde helikopterle işte paraşütle aşağıya atıyorsun. Sonra onlar işte yılan yemek suretiyle veya yaprak yemek 10 suretiyle, 10 gün 15 gün sonra gelip alıyoruz. Kurbağa yemek suretiyle. Sonra işte diyorsun ki sen İznik Gölü'nün kenarında buluşacağız. İşte 3 gün sonra orada olun. Orada oldun oldun, olmadın helikopter alıp gidecek olanları, olmayanlar kalacak orada. Ondan sonra artık kendi başının çaresine bak. Gerçekten de bizim teşkilatımız ama davası için, Allah rızası için. Yani bu insanların bir beklentileri yok. Dediğim gibi ben milletvekili olacağım, belediye başkanı olacağım. Hiç böyle bir beklentiler olmadan aslında çok büyük bir sevap kazanıyorlar. Yani mesela biz şu anda sahadayız. Belki de o kardeşlerimizin içerisinde bizden kat ve kat daha fazla sevap kazanan insanlar var. Yani burada kalplerin tartıya konması mümkün olmadığı için bunu tartamıyorsun. Ama kalbi tartıya koysan, işte bunu da ahirette tartacağız inşallah. Erbakan hocamız derdi ki, Allah rahmet eylesin, bakın şu anda bize bu çay servisini yapan kardeşimiz var ya, evet. Bu kardeşimiz belki bizden daha fazla sevap kazanıyor. Hepimiz
burada, bu masada bulunan kardeşlerimiz, o çay servisini yapan kardeşimiz, aynı zamanda işte bizim genel merkezimizin temizliğini yapan, camımızı silen kardeşimiz, arabamızı kullanan kardeşimiz veya teşkilatımızın bir köyündeki temsilcimiz, hep beraber çalışıyoruz. Sevaplar bir havuzda toplanıyor. Biz onlardan faydalanıyoruz ama kalpleri Allah bilir. Yani bu kardeşlerimizin bizden daha fazla, daha samimi eğer çalışmaları söz konusuysa, onların sevaplı hanelerine daha fazla sevap yazılacaktır derdi Erbakan hocamız. Yani burada gerçekten de bizim teşkilatımızın samimiyeti. Zaten bu samimiyet olduğu zaman Cenab-ı Allah bereket veriyor Cihat Bey. Diğer türlü tamamen materyalist bir yaklaşımla bizim davamızda bulunursanız sırıtır bu zaten. Daha sonra siz doğal olarak bir elemeye tabi tutulursunuz. Doğal olarak oradan ayrılırsınız. O zaman ben bu bahsi şöyle bir temenniyle kapatayım. Birçok partide örneğini gördük. İnşallah sizin başınıza gelmez. Böyle başlangıçta hep samimi, işte dava partisi olduğu için candan veren, işte az veren, maldan çok veren, candan hikayesi üzerinden insanların sırtında yükselir partiler. Ama bir gün bakarsınız ki iktidara doğru gelmiş o insanlar ortada yok. Bambaşka birileri hemen doluşmuş. İnşallah böyle bir şey yaşamazsınız ileride. Çünkü çok genç bir lideriniz var. Onları da konuşacağız. Peki ben şunu merak ediyorum. İnşallah olmaz. O duanıza ben de amin diyorum. Çünkü çok önemli. Partiler büyüdükçe tabii ki menfaat için partilere gelen insanlar var mı? Elbette var. Hele bazı tipler var. İktidar değişiyor. Bu adamların bulunduğu yer değişmiyor. Bir şekilde sızıyorlar, giriyorlar yine oraya da. Evet, bu tür insanlar da olabilir mi? Olabilir ama ona rağmen, bakın tekrar ediyorum ben. Ona rağmen siz burada samimi olarak çalışırsanız yine sevabınız farklı olur. Bunu da bilmemiz lazım. Yani orada dediğim gibi kalpleri tartamıyorsun. Allah indinde bunlar tartılacak. Sizin yaptığınız hiçbir şey boşa gitmez. Orada evet maddi olarak bazı beklentileri elde etmek suretiyle gelen insanlar olacak mıdır? Evet olacaktır. Siyaset dünyasının böyle bir tarafı da var. Evet biz bir dava partisi miyiz? Doğru. Biz bir teşkilat partisi miyiz? Doğru. Ama buna rağmen orada örneğin bizim gece sabahlara kadar pankartlarımızı asan kardeşlerimiz var. Biz hiçbir şey için herhangi bir ödeme yapmıyoruz. Basılı materyallerimizi alıp mahalle mahalle, köy köy, ilçe ilçe gezen kardeşlerimiz var. Mesela bizim 100 bin adet broşürümüz vardı. Niçin Cumhur İttifakı'na katıldığımıza ilişkin. Bunu mahallelere, mahalle başkanlarımızla birlikte gençlik teşkilatımız dağıttı. 100 bin. Bunu bir kargo şirketine verseniz kaç liraya dağılır? Ama bu kargo şirketi bunu zaten bu bizim kardeşlerimizin, bu bizim mahalle başkanlarımızın ruhuyla dağıtamaz ki. Onlar gidiyorlar, kapıyı çalıyorlar, anlatıyorlar, dağıtıyorlar, veriyorlar. Yani o broşürler, ben görüyorum mesela birçok partinin broşürleri yerlerde geziyor. Birçok partinin yapmış olduğu o harcamalar maalesef alıyor vatandaş. Daha sonra gidip çöp kutusuna atıyor. Buna da üzülüyorum açıkçası. Çok büyük bir emek var. Ama bizim arkadaşlarımız işte o ruhla, yani anlatıyor, bir derdi var. Diyor ki benim davam bir karşılık bulsun. Benim siyasi partim parlamentoda temsil edilsin. Bunun içinde birebir saatlerce çalışan arkadaşlarımız var. Mesela bizim bir ay içerisinde 225 kişiyi üye yapan arkadaşımız var. Bir ay içerisinde. Düşünebiliyor musunuz? Bazı partilerde 2 yıl, 3 yıl geçmiş hala o bir ilçede 225 tane üyesi olmayan partiler var. Doğru. Bizim bir kardeşimiz yapabiliyor bunu. Yani bu samimiyet çok mühim. İnşallah duanıza da amin diyorum tabii ki. Peki Mehmet Altınöz yeniden Refah'la mı başladı siyasete? Yoksa Refah sonrasında Saadet? Yok, geçmişte oralarda... Saadet döneminde ben aktif olarak, yani aktif siyasi hayatıma Saadet'in kuruluşuyla başladım. Öncesinde tabii çalışmalarım oldu ama çok aktif değildim. Fazilet Saadet... sonrası gelenekçi, yenilikçi AK Parti'ye ayrıldı. Fazilet sonrası ben aktif olarak, yani çok aktif olarak Saadet'te başladım. Saadet'te de birçok görevlerim oldu. STK'lardan sorumlu başkan yardımcılığı yaptım. Aynı zamanda Yüksek Disiplin Kurulu'nda yedek üye olarak faaliyetlerim oldu. O dönemde de genel sekreterimizle birlikte yapmış olduğumuz çalışmalar oldu. Aynı zamanda arazide yine o dönemde Profesör Arif Ersoy hocamız, Allah rahmet eylesin, kendisiyle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı sürecinde seçim kampanyasında onunla birlikte çalışmıştım. Aynı zamanda ben Recai Kutan Bey'in genel başkanı olduğu Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi'nde de yönetim kurulu üyeliği yaptım 15 yıl.
15 yıl. 15 yıl yaptım. ESAM'da çok büyük emeklerim vardır. ESAM'a çok zaman harcadım. Gerçekten de ESAM'ın bugünlere gelmesinde bu konuda hiç mütevazi değilim. Çok emeğim var. 15 yıl ciddi bir süre. İyi de evet. Bir tecrübe olmuştur. Onunla çok. İlgili de birazdan sorarız. Projelerle ilgili, tabii, o deneyimlerinizle tabii. İlgili. Ama ben muzip bir soruyla devam edeyim. Naim Bey'e sorduğum kişisel bir soru çünkü. Yeniden Refah kurulmasaydı siz bugün nerede olurdunuz? Saadet'te mi? AK Parti'de mi? Yeniden Refah kurulmasaydı Saadet Partisi'nde devam ederdik elbette. Ama Saadet Partisi'nin zaten yürütmüş olduğu siyaset, milli görüş siyasetinin çok daha dışına çıkmış durumdaydı. Yani bizim şu anda Yeniden Refah kurmamızın ana sebebi Erbakan Hocamızın vefatı sonrası Saadet Partisi'nde yürütülen yanlış uygulamalar. Yani bunların altını çizerek söylüyorum. Gerçekten de yani akıl alır gibi değil bazı uygulamalar var ki. Mesela bir örnek vereyim. Genel Başkanımızın yanına Erbakan Vakfı'na gelip fotoğraf çektiren bazı kardeşlerimiz fotoğraf çektiği an itibariyle genel merkez tarafından çağrılıp görevden alınıyordu. Niçin böyle bir şey yaptınız? Fatih Erbakan'la fotoğraf çektirdin. Çektirebilirim. Yani tam bir cadı avına çıkmıştı genel merkez. Bunların şahitleri de var. Yani ben daha burada, sizin parti kurulmadan mı olmuştu? Hayır, daha parti kurulmadı tabii. Erbakan Vakfı dönemi genel başkanımızın, hatta Saadet Partisi'nde de baş danışman o dönemde. Genel başkanımız genel idare kurulu üyesi ve baş danışman idi. O dönemde Erbakan hocamızdan sonra bu parti içerisinde arkadaşlarımız ikinci bir Erbakan'ı istemediler. Yani sizin Fatih Erbakan'ın o parti binasını geri alma davalık olduğunuz işte vesaire de onların hepsinden önceki konular tabii, yani. Tabii çok önce canım, çok önce tabii ki. Biz o dönemde partiyi aldığımız dönemde bizim zaten Yeniden Refah Partisi kurulmuştu. Orada da biz baktık ki bu arkadaşlarımız çok milli görüşün tamamen, ya yani milli görüşü tamamen bir tabela zihniyetiyle milli görüşçüyüz diyorlar. En büyük sorun ne? Yani anladığım kadarıyla işte şartlar oluşmasaydı, Yeniden Refah kurulmasaydı bugünkü politikaları gördüğünüzde zaten Saadet'te olmayacaktınız. O görünüyor. Evet, yani aslında orada Cenab-ı Allah bizi bir bakıma yani o grubun içerisinden uzaklaştırdı. Yani bunda da bir hayır vardır diye düşünüyorum ben. Bugün gelmiş olduğumuz noktada bakıyorum. Gerçekten de Cenab-ı Allah'ın bir takdiri bu. Yoksa normal şartlarda Saadet Partisi'nden bizim ayrılmamız mümkün değildi. Biz kurduk zaten Saadet Partisi'ni. Ben Saadet Partisi'nin kurucularındanım. Peki bu Saadet kadar... Partisi'nin kurulmasında çok emeğim var. Saadet Partisi'nin logosunu Erbakan hocamız masada tasarlarken o masada ben de vardım. Yani biz gerçekten Saadet Partisi'ne çok emek verdik. Ben Saadet Partisi'nin şu andaki haline üzülen bir insanım aynı zamanda. Yani Yeniden Refah Partisi'nin genel başkan yardımcısıyım ama bir insan emek verdiği bir kurumla alakalı herhangi bir olumsuzluk olduğu zaman elbette üzülüyor. Yani ben şu anda Saadet Partisi'nin düştüğü duruma sevinen insan değilim. Çünkü çok emek verdim. Emek verdiğiniz bir kurumun, emek verdiğiniz bir veya ne derseniz deyin bir eşyanın... Manevi yönü de var. Erbakan'ın hayattayken kurduğu son parti. Elbette genel başkan olarak da vefat ettiği bir parti. Yani burada Saadet Partisi'nin Erbakan hocamızdan sonraki yöneticilerinde bir Erbakan düşmanlığı gördüm ben. Yani bir Erbakan kompleksi değil. Adeta bir Erbakan düşmanlığı. Yani ne demek bu? Bir daha bir Erbakan'a biz tahammül edemeyiz demek. Peki şimdi, siz kurucuların içindesiniz. Evet. Rahmetli Necmettin Erbakan'dan sonra öyle veya böyle siz partinin içindesiniz. Evet. Damadısınız. Evet. Fatih Erbakan Bey bir şekilde yine danışman vesaire partiyle. Elbette. Ki o dönemden bir sürü insan var. Var. Sonra nasıl oldu da bu kadar raydan çıkaracak bir yönetim sizlere rağmen geldi? Ya da sizler anlamadan mı tahmin mi ödemediniz, öngöremediniz? Yani şöyle, tabii biz bir milli görüş partisinde insanların dışlanacağını, ötekileştirileceğini, özellikle de yani işini yapmak isteyen insanların işlerini engel olunmasını, aynı zamanda mesela Elif Hanım İstanbul'da bir programa davet edilmişti. İstanbul İl Teşkilatı Kadın Kolları tarafından Panorama 1453'te biliyorsunuz İstanbul'da büyük bir bu Zeytinburnu ilçesinde Merkez Efendi Hazretleri'nin hemen yanında büyük bir salon, yaklaşık 1000 kişilik kadın kollarının davetine Elif Hanım'la birlikte ben de gitmiştim o dönemde. Ve orada o dönemdeki il başkanı emniyete haber vermişti. Emniyet bu programı bastı. Oradaydım ben de. Dedi ki siz burada korsan program yapıyormuşsunuz. İstanbul İl Başkanlığı sizi şikayet etti. Ve bu programın iptal edilmesini istiyorlar. Siz
Saadet Partisi bayrakları altında program yapıyorsunuz. Bu korsan bir programmış. Bunun derhal iptal edilmesini istiyorlar. Bayan polisler, erkek polisler. Bizde orada İstanbul İl Başkan Yardımcıları var. Beylerden. Eşleri de biliyorsunuz bizim partide kadınlarımız, eşlerimiz, kızlarımız, annelerimiz hepsi teşkilatlarda fiilen çalışan insanlar. Yani evlatlarımız mesela, erkek evlatlarımız da gençlik teşkilatında çalışıyor. Bizim böyle bir parti yapımız da var. Yani bunu bir ibadet olarak düşündüğümüz için ailede herkes çalışıyor. Baktık orada bizim il başkan yardımcılarımızdan, arkadaşlarımız da dediler ki ya bir saniye. Yani program bizim bilgimiz dahilinde yapılıyor ve biz buradayız zaten. Sorun nedir? Hatta ben de oradaydım. Dediler ki şikayet var, İstanbul Cumhurbaşkanı şikayet etti. Yani hakikaten akıl alacak işler değil. Yani bir insan düşünse mesela, ya ben bugün çılgınca bir şey ne yapayım dese bunu düşünemez. Burada tamamen bir Erbakan düşmanlığı. Yani mesele Fatih Erbakan da değil, genel başkanımız değil. Elif Hanım'ın programıyla alakalı siz niye mesela bunu, bu program korsan diyorsunuz. Burada artık bu partide bir Erbakan olmasın. Bu parti, tamam siz bir Erbakan olmasın diyorsunuz da bu Erbakan ne anlatıyor mesela? Genel başkanımız ne anlatıyor? Milli görüşün prensiplerine aykırı bir konuşma yapıyor. Veya bu partinin prensiplerine aykırı fiili davranışları mı var? Yok, hayır. Orada tamamen dediğim gibi bir Erbakan düşmanlığı vardı. Peki siz bunları Erbakan, gördünüz. Gördük. Müdahale edip düzeltemediniz mi? Nasıl müdahale edebilirsin? Mi? Yani orada olan işte, kongre gibi. Kongre, yani. İşte kongrede gittik. Biz kongre öncesinde gittik, görüştük. O dönemde Temel Bey'le de görüşmeler yapıldı. Ama Temel Bey hatta vakfı kapatın dedi Temel Bey, genel başkanımız. Erbakan Vakfı'nı kapatın. Erbakan Vakfı şubeleşiyor. Biz de dedik ki Anadolu Gençlik Derneği de şubeleşiyor. O da bizim kurumumuz. Kaldı ki Erbakan hocamız milkolarımızı derhal şubeleştirin derdi. Mesela sağlık derimiz vardır bizim, milkomuzdur. Onun başındaki Doktor Kasım Sezen Bey de defalarca anlatır der ki Erbakan hocamız sık sık bizi çağırırdı. Şubeleştiniz mi? İllerde şubelerinizi açtınız mı? Hala 81'de teşkilatlanamadınız mı diye bize sorardı, hesap sorardı, rapor isterdi. Yani Erbakan Vakfı'nın da şubeleşmesinde hiçbir mahsur yok. Mesela işte o dönemde burada bizim Naim Bey şube başkanımızdı. Bursa İl Başkanımızdı. Niye mesela Erbakan Vakfı şubeleşemez mi? Esam da şubeleşiyordu. Ben Esam'ın yönetim kurulu üyesiydim. Esam da birçok ilde şubeleşti. Anadolu Gençlik Derneği şubeleşti. Sağlık Der şubeleşti. Baktığımız zaman Esterimiz vardı bizim, şubeleşti. Din Birlerimiz vardı, şubeleşti. Yani bunlar şubeleşirken Erbakan Vakfı şubeleşemez. Kapatın. Gibi bir taleple gelmişti Temel Bey ve yani bunların tabii karşılığının olmadığı zamanla ortaya çıktı. Siz ama bütün bunlara rağmen hani bir olağanüstü kongre, yönetimde değişiklik, buna gücünüz yetmedi. Normal bir kongrede tabii, yani normal bir kongre, yani olağan kongrede biz kongrede genel başkanımız Sayın Fatih Erbakan Bey bizim adayımız olarak çıkmıştı. O dönemdeki kongrede de biliyorsunuz tabii yani genel merkezin baskısıyla delegelerimizin birçoğu aslında, hatta şöyle bir başlık atılmıştı ertesi gün. Teşkilatın kazananı Erbakan, genel merkezin kazananı Kamalak diye. Böyle bir şey olmuştu. Yani sonuç olarak orada devam etme imkanı kalmadı. Kalmadı, evet. Siz hep kader noktasına dikkat çekiyorsunuz ya. Hı. Bu son dönemde benim de şu çok dikkatimi çekmişti. Acaba öyle bir sevki ilahi mi var dedim hani o işte. Hatırlarsınız bu gidişat üzerine mesela Sayın Cumhurbaşkanı da Sayın Oğuzhan Asürtürk'ü devreye soktu. İşte Aksaçlılar diye mi geçiyordu? O bir şey vardı, Milli Görüş'ün işte olağan lideri gibi bir durum vardı. O bir görüşmelere başlamıştı. Hatta Temel Bey ciddi bir sallantıdaydı o süreçte. Ama tam o sırada Oğuzhan Asürtürk'ün beyin vefatı, evet, ömrün vefa etmemesi. Orada da sanki bir böyle bir kaderi ilahi mi? Çünkü yani, orada bir sonuç alınacak gibi görüyordum ben dışarıdan. Siz içeriden daha iyi bilirsiniz. Yani o dönemde açıkçası Saadet'in içerisinde olmadığım için dışarıdan yorum yapamıyorum. Yani bilmediğim konuyla alakalı bir şey söylersem yanlış bir şey ifade etmiş olabilirim. Peki o zaman hızlanalım. Evet, dışarıdan sizin gibi izledim yani. Tamam. Bilmiyorum. Hızlanalım. Zaman da hızla ilerliyor. Son gelinen noktada Saadet'i şöyle tamamlayalım. Bugün gelinen noktada onu soracağım. Çünkü Cumhurbaşkanlığı görüşmesi Saadet'in önünde en son.
açıklandı. Mücahit Kılıçdaroğlu sloganları atıldı. Bu çok tartışıldı. Hem AK Parti tabanında, sonuçta ortak bir taban. Hem Saadetliler arasında, hem Yeniden Refahlılar arasında. Bunları nasıl yorumladınız? Geldiği nokta itibariyle niye böyle oldu? Ve bundan sonrası için artık Yeniden Refah devam edeceğiz. Aslında yine Saadet adına benim burada yorum yapmam çok da uygun olmaz ama televizyonlarda o dönemde yapmış olduğum yorumları burada paylaşmamda bir mahsur yok. Tabii Mücahit Kılıçdaroğlu'nu neye göre söylüyorsunuz? Yani eğer Erbakan Mücahit'se Kılıçdaroğlu'nun nasıl Mücahit olduğunu bir anlatmanız lazım. İkincisi, tabii burada Sayın Kılıçdaroğlu çok zeki bir siyasetçi olduğunu gösterdi. Nasıl gösterdi? Geldi 3 gün boyunca Saadet Partisi'nin kapısından girdi çıktı, girdi çıktı. Orada aslında muhafazakar seçmene, yani milli görüş tırnak içerisinde söylüyorum, tabanına ve bu ülkenin, Saadet Partisi'nin tabii bir marka değeri var. Bu ülkenin gerçekten geçmişte, yani Yeniden Refah Partisi kurulmadan önce istikametiyle alakalı çok önemli bir rol oynayan bir partinin logosunun altından, Erbakan hocamızın fotoğrafının olduğu o kapıdan 3 gün boyunca girip çıkmak suretiyle ve Cumhurbaşkanı adaylığını da Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Bey'in yapması da gerçekten çok manidar. Yani ben bunların tesadüf olarak yapıldığını düşünmüyorum. Burada Saadet Partili kardeşlerimizin oyuna gelip gelmediğini de bilmiyorum açıkçası. Ama çok da memnunlardı. Yani ortada bir oyun da yok gibiydi. Gayet sevinçliler. Devamlı parti genel başkanları kapıdan girip girip çıkıyor 3 gün boyunca. Çok gündemde kaldılar. Belki gündemde kalmaları onları memnun etti. Reklamın iyisi kötüsü olmaz diye, ama işte onların da bu süreçte milli görüşü temsil etmediği açık ve net bir şekilde ortaya çıktı. Yönetici kadrodan bahsediyorsunuz oradaki. Herhalde. Elbette yönetici kadrosudur. Zaten parti dediğiniz genel itibariyle genel başkan ve genel başkan yardımcılarının, yani başkanlık divanının politikalar oluşturduğu bir kurumdur. Yani burada tabii ki teşkilatın sözü de, teşkilatın yaptığı yorumlar da önemlidir, ama önemli olan genel merkezin almış olduğu kararlardır. Orada da gördüğümüz kadarıyla, yani Mücahit Erbakan sloganları atılmasının tesadüf olmadığını düşünüyorum. Aynı zamanda ilginç olan şu, Cumhurbaşkanı adaylığı esnasında Sayın Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı, afişleri Saadet Partisi Genel Merkezi tarafından paylaşılıyor. Yukarıdan aşağıya o afişler binanın ön tarafında paylaşılıyor. Asılmış yani afişler yukarıdan aşağıya. O afişler diğer bu ittifak içerisinde olan partilerin hiçbirisinde kullanılmıyor. Bu da çok manidar gerçekten. Yani hatta yani bir Saadet'e asıldı, bir CHP'ye asıldı diyorsunuz. Hatta bir gazeteci dedi ki o dönemde CHP'de bile yoktu. Yani CHP'nin binasında bile Sayın Kılıçdaroğlu'nun afişi yoktu dedi. Böyle bir yazı yazdı diye hatırlıyorum. Yani burada kraldan çok kralcı pozisyonunda bir noktaya geldi. Evet, yani Saadet Partili arkadaşlarımızın bir tercihi. Yani bu konuda artık bizim zaten olumlu ve olumsuz bir yorum da yapmıyoruz. Çünkü gerçekten bizim Yeniden Refah Partisi olarak önümüzdeki gündemimiz nedir? Öncelikle bu seçimlerde Yeniden Refah Partisi'ni güçlü bir şekilde parlamentoda grubunu oluşturmak suretiyle temsil etmek. Bu birincisi. İkincisi, Erbakan hocamızın bize öğretmiş olduğu Siyonizm dünyasıyla bizim kendimize yakışır bir şekilde mücadele etmek. Bu Siyonizm mikrobunu bir bakıma ortadan kaldırmak ve dünyada yaşanabilir bir Türkiye, yeniden büyük Türkiye'yi ve yeni bir dünyayı kurmak. Bunların açılımlarını soracağım, evet. Ama kronolojiyi bozmadan gidelim. Tamam. Şunu göremeyeceğiz bütün bu olanların sonucunda. Benim ayıflandığım gazeteci merakından dolayı kısım da bu. Saadet eğer ayrı girseydi ittifak, yani ittifak içerisinde ama kendi logosuyla girseydi, hani bu hamleler işte sizin ve sizin gibi düşünenlerin iddia ettiği gibi Saadet'in tabanını eritti mi? Yoksa yok, aksine taban gayet normal karşıladı mı? Bunları göremeyeceğiz çünkü aldığı oy oranını göremeyeceğiz. Ayrı bir şey olmadığı için, yani CHP listelerinden girdikleri için. Tabanı, yani şöyle söyleyeyim, ben sadece Saadet Partisi'nin tabanı değil, o ittifaka giren partilerin teşkilatlarından birçoğu zaten istifa edip bize geldi. İttifak içerisindeki birçok partinin mensupları çok rahatsız. Hatta üst düzey insanların birçoğunun rahatsızlığını ben biliyorum. Çünkü sadece Saadet değil diyorsunuz. Sadece Saadet Partisi değil. Sonuç itibariyle şimdi siz bir partiniz var. Genel başkanınız partinin başında
seçimlere katılmıyor. İkincisi, siz teşkilat olarak da genel merkezden 8-10 kişiyi listelere, CHP listelerine koymak suretiyle milletvekili seçtiriyorsunuz. O zaman bu partiler bunca zamandır niye çalıştı? Yani biz de mesela Yeniden Refah Partisi olarak neden kendi amblemimizle, logomuzla seçimlere katılıyoruz? E bizim bir özgüvenimiz var, bizim bir duruşumuz var, bizim bir prensibimiz var. Biz AK Parti ile ittifak yaparken de bu prensiplerimizden taviz vermedik. Tam oraya geldiniz o zaman. Onun bir yönünü sizden de dinleyelim. Biraz Naim Bey'den dinlemiştik ama bu ittifak meselesi nasıl ilerledi AK Parti ile? İşte dediğiniz gibi katılmayacak dendi, imzalar toplandı. Sonra tekrar açıklandı yokuz diye, ama son dakika, sanki böyle bir son dakika golü olur ya maçlarda. Öyle bir açıklamayla herkes şaşırdı. Sevinen oldu, üzülen oldu. Benim sosyal medyadan takip ettiğim kadarıyla tabanınızda hani böyle %10, %20 gibi çok hoş karşılamayan oldu ama onaylayan da çok oldu. Özellikle AK Parti tabanında çok sevinçle karşılandığınızı gördüm. Onlar çok memnun oldu katılmanıza. Onunla ilgili AK görüşürüz. AK Parti ve özellikle de milliyetçi muhafazakar kesimde çok ciddi bir karşılık olduğunun farkındayız. Aynı zamanda burada milli gayrimilli gibi bir durum söz konusu bu seçimlerde. Yani böyle bir algı var vatandaşta. Bunu da paylaşabiliriz. Yani burada da yine bir bakıma yani gayrimilli milli derken şunu kastediyorum. Yani Millet İttifakı'na terörist unsurların, ateist unsurların, komünist unsurların, aynı zamanda LGBT'yi destekleyen unsurların da destek vermesiyle birlikte bu seçimde bir bakıma milli gayrimilli gibi bir durum söz konusu oldu. Bir yani, de şey girdi işte, savunma ihaleleri, yurt dışına açılan işte Libya asker vesaire, bunlardan geri dönülecek iddiaları, öyle olunca işte gayrimilli milli gibi bir... Yani evet, mesela ne diyor Sayın Kılıçdaroğlu, yüzümüzü batıya döneceğiz diyor. Doğuya dönmeyecek misin? Yani şimdi doğu bir ülke, batıya döneceğiz, tam batıya dön zaten, biz itiraz etmiyoruz ki. Doğuya dönmeyecek misin? Yani diyorsun ki sen, işte mevcut hükümet doğuya dönmüş yüzünü, ben batıya döneceğim. Yani biz Türkiye'yiz, biz her yere dönebiliriz. Biz radar gibi her yerle iletişim kuracağız. Her yer bizim interlandığımızda zaten Osmanlı'dan dolayı. Elbette, yani Türkiye çok güçlü bir ülke. Biz çok güçlü bir ülkeyiz. Yani kuralları biz koyarız. Kimse bizim çerçevemizi çizemez. Kuralları biz koyarız. Ya onlar bizim kuralımıza uyar ya da uymaz. Kendileri bilir. Yani biz güçlü ve zengin bir devletiz. Büyük bir devletiz. Biz ne diyoruz? Yaşanabilir bir Türkiye. Yeniden büyük Türkiye. Şimdi bak, yani önemli bu Cihat Bey. Yeniden büyük Türkiye. Yani Türkiye geçmişte bu topraklar çok güçlü ve çok büyüktü. Şimdi biz o yüzden yeniden büyük Türkiye diyoruz zaten. Bunu kuracağız. Nasıl kuracağız? Yeniden refahla kuracağız. Yani bizim eski gücümüze, eski yani köklerimizden güç almak suretiyle o günkü şartları tekrar Türkiye'yi taşımamız lazım. Bir de yeni bir dünya kuracağız diyoruz. Bu yeni bir dünyayı kurarken de teşkilatımızın gücünden, biraz önce anlattığımız bu samimi insanların gücünden faydalanmak suretiyle inşallah bu seçimlerde başarılı olacağız. Peki burada globalden o zaman Türkiye'ye doğru dönelim. Mottonuzdan şu anlaşılıyor. Önce Türkiye'de tekrar bir ayağa kalkacağız, güçleneceğiz. Sonra da Osmanlı dönemindeki tabiriyle cihana nizam vereceğiz. İnşallah. Ama bize şimdi, de bu yakışır zaten. Burada en büyük itici güç, diğerlerini dışlamamakla birlikte, İslam Birliği, rahmetli evet. Erbakan Hoca'nın işte D8'leri ve diğer projeleri. Evet. Ama şöyle bir sıkıntı yok mu? Bunu Naim Bey'le konuşamadık, içimde kaldı, süre bitti, sizden alayım onun cevabını. Şöyle bir sıkıntı yok mu? Şimdi Osmanlı dönemindeki, Selçuklu dönemindeki vesaire, İslam devletlerinde gerçekten iyi olabilir, kötü olabilir yönetici ama mezhepsel bir karışıklık yok. Ne bileyim işte İngilizlerin kurcaladığı bir takım devşirme adamlar yok. Şimdi İslam dünyasına bakıyorsunuz. Tabii ülke adı vermiyorum ama birçoğunda, özellikle para gücü olan ülkeler, hepsi Batı'nın yetiştirdiği, devşirdiği, işte Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı'dan sonra yetiştirdikleri, koydukları ailelerin devamı ve o sistem tamamen onların sömürü düzenine uygun kafalar. Batılı gibi yaşıyor adamlar zaten. Özel uçaklarıyla işte Amerika'da havada, işte ünlü sanatçılarla konserler, evet. Satanatlar işte, şampanyalar vesaire. Yani öyle bir şeyle, yani oraların yönetimleri değişmeden, hı hı, başlarındaki krallar vesaireler değişmeden bu nasıl olacak? Olur.
Cihat Bey, burada önemli olan sizin niyetiniz. Yani mükemmel insanı arayarak hayatınızı devam ettiremezsiniz. Sizin de eksikleriniz olabilir, kaldı ki. Burada Erbakan hocamız besmeleyi çekti ve D8'leri kurma ile ilgili yola çıktı. O günkü şartlarda da çok zordu, kolay değildi ki. Daha zordu. Çok daha zordu. Bugünkü şartlardaki bir iletişim problemi de, yani iletişim dünyası bu kadar güçlü değildi. Erbakan hocamız yola çıktığı zaman, örneğin siz Pakistan'la Bangladeş'i aynı masada oturtuyorsunuz. Çok zor. Yani geçmişe dönük, yıllara sahir çok büyük problemleri olan iki ülkeden bahsediyoruz. Yani dış politika açısından söylüyorum bunu. Bu iki ülkeyi aynı masaya oturttu Erbakan hocamız. Keza Endonezya, Malezya çok farklı kültürlere sahip Müslüman ülkeler. Onlar da bu masada yer aldı. Kolay değil. Yani bu ülkeler aynı zamanda Batı'yla da ilişkileri olan ülkeler. Yani oradaki devlet başkanlarının bu inisiyatif alıp da D8'e imza atması kolay değil. Mısır imza attı. Nijerya dünyanın en güçlü petrol üreticilerinden bir tanesi. İmza attı. İran imza attı. Yani burada tabii Erbakan hocamızın karizmatik liderliğinin çok büyük önemi var. Ve o zaman burada somut bir şey isteyeceğim sizden. Evet. Çünkü yani yapılabilir. Rahmetli Erbakan hani kör ölünce badem gözlü olur hikayesi gibi. Öldükten sonra zamanında sağlığında kan kusturan birçok kişi işte şöyle büyük liderdi, böyle milliydi falan diyorlar ama diyorlar. Biz onların zamanında yaptıklarını da biliyoruz. Rahmetli Erbakan'a ve o çevrelerin iki konuda hayalcilikle suçlarlardı rahmetliyi. Bir, işte D8 bugün siz de anlatıyorsunuz ya, topladı da ne oldu? Yani D8'i topladı, hani sonuç ne oldu? Hiçbir şey çıkmadı. Birincisi bu. İkincisi de bu denk bütçe mevzusundan, ya hayali bir bütçeydi o diye halen daha konuşuyorlar. Mesela D8 dediniz. Evet. Evet geldi. İşte Mısır olmaz dediniz, geldi. İran olmaz dediniz, geldi. Geldi. Oturdu, imza attı, katıldı. Ama sonuç, D8'den somut çıkan olumlu bir şey var mı? Var tabii, olmaz mı? D8 bir kere yeni bir dünyayı kurmak için yola çıkmış bir teşkilat, ekonomik işbirliği teşkilatı. D8, bu 8 ülkenin adıyla müsemma bir organizasyon. Mesela D8'de biz zirai tarım ilaçlama uçakları ürettik Ankara'da, TAİ tesislerinde. Hatta o dönemde Pakistan Erbakan hocamıza dedi ki, ya biz bu uçakları 10 liraya alırken sizden 1 liraya alıyoruz. O yüzden biz 10 tane alacağımıza 100 tane alacağız sizden dedi. Zirai tarım ilaçlama uçakları aldı bizden. Hatta Erbakan hocamız dedi ki, biz her şeyi birlikte üreteceğiz. Örneğin uçak birlikte üreteceğiz, araba birlikte üreteceğiz. Ne ihtiyacımız varsa birlikte üreteceğiz. Niye birlikte üreteceğiz? Çünkü en büyük güç dünyada nedir Cihat Bey? Satın alma gücüdür. Çünkü ben sizin müşterinizsem, mesela sizin ben en büyük müşterinizsem, siz belki de annenize babanıza göstermediğiniz saygıyı bana gösterirsiniz. Bunu şunun için anlatıyorum. Yani çünkü siz, yani bir işletmeniz var. Döndürmek için kaçırmak istemezsiniz var, müşteri. Kaçırmak istemezsiniz. Yani orada en büyük güç satın alma gücü. Siz diyelim gittiniz bir fabrikaya. Fabrikaya ne dediniz? Ben senden tüm üretimini alacağım. Al sana nakit para. Çok büyük bir güç. Dükkanı kapattım. Yani üreticiyse kişi çok memnun olur. Tamam, alayım parayı der. Ben de üreteyim der. Ben de zaten bunu istiyorum der. Yani bunu şunun için anlatıyorum. Erbakan hocamız dedi ki, her şeyi birlikte yapacağız. Pazarı da birlikte oluşturacağız. Zaten D8'in adı üzerinde. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı. Yani dış politikada evet çok önemli rol oynuyor ama dış politika artık tamamen ekonomi üzerine yürüyor. Mesela Türkiye'nin şu anda Rusya ile ilişkisine tamamen dış politika ekonomi üzerinden yürüyor. Doğalgaz alıyoruz. Rus turistler geliyor. Nükleer santralları yapıyoruz. Biz de oraya ne satıyoruz? İşte domates satıyoruz. İşte ne bileyim bazı ihracat ürünlerimizi gönderiyoruz. AVM'ler açılıyor. İşte inşaatlar yapıyoruz. Çok büyük inşaatlar yapıyoruz. Yani şu anda zaten dış politika ekonomi üzerinden yürüyor. Erbakan hocamız bunu gördü. Ve bu 8 ülkenin şu anda nüfusu 1,5 milyar. Bu TOG var ya. TOG Erbakan hocamızın D8 aracı projesi. Şu anda mesela Yemlik'te üretiliyor. Erbakan hocamız bunu ortak üretim olarak ortaya çıkarttı. Dedi ki, arabamızı birlikte üreteceğiz. Arabayı birlikte tasarlayacağız. Arabayı bir kere pazarda satış problemin kalmıyor. Arabayı ürettin, kime satacaksın? Türkiye'ye satacağız. Ne kadar satabilirsin Türkiye'ye? Bir noktaya kadar satarsın. Şimdi dünya üzerinde siz bir şey mi üretiyorsunuz? Ölçek ekonomisini hesap etmek durumundasınız. Bana kalem lazım. Nereden alacağım? Gittiniz kırtasiyeciye, toptancıya.
daha büyük toptancısı nerede? İstanbul'da. İstanbul'daki en büyük kalem toptancısına giden kalemler Çin'den geliyor. Evet. Siz, ya ben bu kalemleri niye Çin'den alıyorum? Ben burada üreteyim dediniz. Tamam. Siz yılda 1 milyon kalem üreten fabrika kurdunuz. E Çin'de adam 100 milyon üretiyor. Bir günde üretiyor belki onu. O zaman da rekabet edemiyorsunuz maalesef. Ölçek ekonomisi. Niçin anlatıyoruz ölçek ekonomisini? Şunun için anlatıyoruz. D8'ler. Şimdi D8'lerde işte Erbakan hocamız dedi ki tamam bizim ne kadar ihtiyacımız var? Şu kadar. E bir de zaten 60 tane daha Müslüman ülke var. Biz onlara abilik yapacağız, liderlik yapacağız. Türkiye lider ülke, diğer 7 tane ülke aynı zamanda 60 ülke daha var. Mesela Fas, o da bir Müslüman ülke. Libya, o da bir Müslüman ülke. Tunus, onlar D8'de yok. Neden yok onlar D8'de? Çünkü o dönemde Erbakan hocamız D8'leri toplamak için, daha doğrusu tüm Müslüman ülkeleri toplamak için bir karar aldı. Dedi ki dünya üzerinde Müslüman, yani nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan bütün ülkeleri dedi toplayalım. Bir çalışma yapıldı. Fakat bir Müslüman ülke davet edildi. Dedi ki o, ya bizim o gün milli günümüz, gelemeyiz. Öbürü dedi ki bizim o dönemde Cumhurbaşkanımız yurt dışında başka bir program var, gelemedi. O dönemde işte Afrika'daki ülke dedi ki birisi, bizim Afrika Birliği toplantımız var, biz gelemeyiz. Baktılar, tamam, program da örtüşmemiz. Baktılar olacak gibi değil. Yok şöyle yani. Bahane miydi? Toplanamıyor. O zaman Erbakan hocamız dedi ki nüfusu 60 milyon ve üstü olan 8 ülke olsun. Daha kolay bir organizasyon yapıldı. Yani diğer türlü toplayamıyorsun. Şimdi diyelim siz 100 kişiyle işte bir ay sonraya 100 kişiyle bir yemek yapmayı organize edin. Bir de 10 kişiyle organize edin. Değil. 10 kişiyle yapmak çok daha kolay. Ölçü koyuyorsunuz bir de. Böyle olunca bu toplantı gerçekleşti. Ama Erbakan hocamız dedi ki D8 ve D60. Yani o D60'ları da unutmadı. Ya tamam bunlarla biz toplanamıyoruz. Tamam o zaman onlar kalsın, öyle bir şey demedi. İlk yuvarlak D8. İkinci yuvarlak D60. Üçüncü yuvarlak D160. Yani dünya üzerindeki bütün ülkeler. O dönemde ne zaman Erbakan hocamız 96 yılında D8'i kurduğu zaman 160 ülke vardı. Şimdi 204 ülke var. Yani mikro milliyetçilik akımları olduğu için ülkeler bölünüyor, parçalanıyor. Mesela Yugoslavya 7'ye bölündü. Öyle olunca ülke sayısı arttı. Yani Erbakan hocamız burada ortak üretim modeli. Evet, bir şeyler başlamıştı. Sonrasında da iktidar uzun süreli olmayınca, kısa sürünce. Bu bir tanesi yani. Uçak bir tanesi mesela. O dönemde mesela şu anda İran kendi arabasını üretiyor Cihat Bey. Yıllardır doğru üretiyor. Doğru. Daha yeni değil. Erbakan hocamız başbakanken de üretiyordu. Onu söyleyeyim. Malezya. Erbakan hocamız başbakanken de araba üretiyordu. Doğru. Yani burada mesele şu. Siz yeni bir dünya kuruyorsunuz. Bak Erbakan Hoca ne diyordu? Yeni bir dünya kuracaksınız. Alternatif bir dünya. Biz mesela niye Avrupa'nın arabalarına mahkum olalım? Gidiyoruz çok büyük paralara mesela. Onlara döviz kazandırıyoruz. Araba alıyoruz değil mi? Şu anda örneğin siz kendinize araba alacak olsanız. İthal bir arabayı tercih ediyorsunuz. Ha, TOG'dan sonra belki insanların fikirleri değişmiş olabilir. Yani TOG gerçekten bir heyecan ortaya koydu. Ama TOG'u ne kadar satabileceğiz? İşte bu soruya cevap bulmamız lazım. Biz TOG'dan günde diyelim 100 tane ürettik. Ama öbür tarafta 10 bin tane üreten var. Bu ölçek ekonomisini dikkate almak durumundayız. Ama biz TOG'u inşallah bizim iktidarımızda, yeniden Refah Partisi iktidarında diğer bu D8 ülkeleriyle birlikte ortak üretimini düşünüyoruz. TOG bir tane örnek. Diğer üretmiş olduğumuz tüm mamulleri dikkate alırsanız hepsini ortak üretim çatısı altında yapacağız. Ki herkes sahiplensin. Lastiğini Endonezya'dan alacaksın. Tekstillerini Bangladeş'ten alacaksın. Kokpitini gerekirse Malezya'dan alacaksın. Araba üretiyor, tecrübesi var. Şasisini İran'dan alacaksın. İran'da demir çelik endüstrisi çok gelişmiştir. Böyle 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 parçaları ayıracaksın. Her yerden gelecek. Siz de birbirinize parça vereceksiniz. Para da vermeyeceksiniz. Ay sonunda hesaplaşacaksınız. Ben sana ne kadar lastik verdim? 10 milyon. Ben sana ne kadar direksiyon verdim? İşte 2 milyon. Ay sonu hesaplaşacaksınız. Bu kadar basit. Para bile vermenize gerek yok. Eski sistem yani. Takas sistemi. Bunların hepsi D8 projelerinde var. Aynı zamanda D8 projelerinde İslam Hollywood'u projesi var. Örneğin ifsat. Şimdi dünya üzerinde. Yani bunu İslam Hollywood'u olarak nitelendirelim. Bu tabiri. Çünkü biz şu anda kendi
sinema endüstrimizin adını koyabilmiş değiliz. Mesela Hindistan'da da Bollywood deniliyor buna. Amerika'da Hollywood deniliyor. Biz bu D8'lerle birlikte kendi kültür dünyamızı da oluşturacak idik. Oluşturmamız da lazım zaten. D8'ler çalışıyor. D8'ler kapanmadı. Fakat yok, biz aktif değil. Aktif değil. Zaten biz aktif hale getirmesi için bu AK Parti ile yapmış olduğumuz seçim ittifakı protokolüne yazdık bunu. D8'lerin canlandırılması, D60'ların hayata geçirilmesi. Yazdık bunu biz. Yoksa İslam İşbirliği Teşkilatı da var. Toplanıyorlar hala ama. Elbette. Ama işte bunlar aktif olarak hayata geçmezse, yaşamazsa hiçbir hükmü yok. Yani D8 muazzam bir proje. Bakın muazzam. Yani D8'leri aktif hale getirirseniz Türkiye take-off olur. Böyle uçak geliyor take-off oluyor ya. Onun gibi take-off olur. Ve işte yaşanabilir bir Türkiye. Yeniden büyük Türkiye. Mesela şimdi burada bu girmişken 30 maddeye devam edelim. Oradan en yaşayan doktorlar mesela batıya gidiyor değil mi? Niye gidiyor mesela batıya? Yani Türkiye yaşanabilir bir ülke olsa niye mesela bir doktor batıya gitsin? Almanca öğreniyor, Almanya'da yaşamak istiyor, Almanya'da doktorluk yapmak istiyor. Senin ülken yaşanabilir bir ülke olsa niye Almanya'ya gitsin? Gençler mesela 18 ila 30 yaş arası gençlerin %74'ü batıda yaşamak istiyor. Yurt dışında derken Afrika'da yaşamak istemiyor yani. Veya gidip de işte efendim ben Pakistan'da yaşayayım demiyor. Biraz oralarda çok mu toz pembe gösteriliyor acaba? Ya yurt dışında yaşamak zordur. Ben yurt dışında yaşamış bir insanım. Gerçekten yurt dışında böyle ilk etapta heyecanlanabilirsiniz, gidersiniz ama kolay değildir. Yani bizim ülkemiz çok güzeldir ama ülkemizin yönetim problemlerinin liyakat esaslı yöneticilerin iş başına gelmesi lazım. Öyle olduğu zaman sorun yok. Ben gençlere hep dua ediyorum. Diyorum ki hayata atıldığınız zaman ilk yöneticiniz güler yüzlü, tatlı dilli, sempatik, hakikaten insan seven, insana saygılı, doğayı seven, ne bileyim işte kediyi seven veya işte bir ağacın kenarına oturup da onun gölgesinde oturmaktan hoşlanan, yani insan seven, doğa seven, bu toplumu seven bir insan olsun, kendiyle de barışık olsun, sizi de yetiştirsin. Eğer yaratılışa da uygun bir tip olsun. Eğer böyle bir insan olmazsa hayatın zindan olur. İlk yönetici o kadar önemli ki. Yani şimdi burada da siyaset dünyasında bu ülkeyi yöneten insanlar eğer gerçekten de ya ben burada bir hizmet edeyim, insanların da önünü açayım. Mesela Erbakan hocamız çok insan yetiştirmiştir. Ben şimdi bakıyorum liderlere hiç. Yani altına adam yetiştirmek gibi bir derdi yok. Orada devam etmeye ve daha önce mesela Erbakan hocamızı eleştiren kişiler de şu anda Erbakan hocamızı diyorlardı ki işte ya Erbakan hocamız yaşlandı, bıraksın. Önümüzü açsın. Siz de bırakın o zaman. Siz niye bırakmıyorsunuz? Yani bunu şunun için söylüyorum. Herkes için söylüyorum. Herkes kim alınıyorsa alınsın. Yani kim üzerine alınıyorsa alınsın. Yok, bilmeyenler için hatırlatırım. Abdullah Gül işte o zaman yenilikçi genelikçi mevzusunda 50 yaşına geldik. Daha onlar çocuk, onlar çocuk diyor hoca. Biz daha ne zaman iş başına geleceğiz gibi serzenişleri vardı. Yani bunu şunun için anlatıyorum. Erbakan Hoca bir kere vizyoner lider. Kimse Erbakan Hoca'nın yani tırnağı olamaz. Çok net. Erbakan Hoca vizyoner lider. Yani Erbakan Hoca dünden bugün anlatan bir lider. Şimdi yine bugün örneğin bir kapalı çarşıda arkadaşlar bizi kahvaltıya davet ettiler. Başkanım dediler biz sizi destekliyoruz. Allah razı olsun. Orada o kahvaltıda da karşımızda oturan birçok arkadaşımız dedi ki toplum dedi şu anda Erbakan Hoca ile helalleşmek istiyor. Çok güzel bir tespitte bulundu. Erbakan Hocamız dedi bize anlatıyordu biz anlamıyorduk. Biz diyorduk ki Allah Allah Erbakan Hoca yine hayal kuruyor. Erbakan Hoca yine işte bizi güldürüyor. Biraz medyanın da öyle bir yönlendirmesi de vardı. Kesinlikle ama. Vardı. O doğru. O dönemde tabii ki boyalı basın Erbakan Hocamızın tabiriyle. Ya tabii dış güçler. Hani rahmetli zaten sempatik bir insandı. Böyle evet. Çatık kaşlı falan değil. Yok. Böyle esprili anlatımı da seviyordu. Kendisiyle barışıktı o. Bizden önceki yıllarda ben oraları o kadar hatırlamıyorum da işte Kadayıf'ın altı kızardı vesaire hikayeleri. Oradan öyle bir yanı var ama medyada onu hafifletmek için kullandı. Kullandı ama aslında tabii işin arka tarafındaki kişiler yani Siyonizm Erbakan hocamızın ne kadar büyük bir lider olduğunu biliyordu. Onu ne yapıyordu? Tiye aldırmaya çalışıyordu bugünkü tabirle ama Erbakan hocamız bunun farkındaydı. Yani o dönemdeki medya Erbakan hocamızı devamlı böyle işte zaten böyle başlar. İlk önce sizi yok sayarlar. Sonra sizinle alay etmeye başlarlar. Sonra sizinle alttan alta mücadele etmeye başlarlar. Ondan sonra da direkt kafadan yani böyle açık net kavga tehdit.
tehditle tut. Yani bunlar bizim bildiğimiz zaten senaryolar. En sonunda da çözemezseler masaya oturur sıkışırlar. Hükmederseler evet. Yani yenemeyeceğine. Evet yani biz bu sistemi biliyoruz. Bu sistemin yabancısı değiliz. Ama biz kendimize yakışanı yapıyoruz. Biz kavga etmek için siyasete giren insanlar değiliz. Biz sorun çıkartan değil, çözüm üreten insanlarız. Bizim Yeniden Refah Partisi olarak da milli görüşü temsil eden bir parti olarak da zaten umdemiz bu. Biz mesela ne diyoruz? Biz şu anda Yeniden Refah Partisi olarak müspet muhalefet yapıyoruz diyoruz. Bunu kullanan hiçbir parti yok. Bunu niçin söylüyoruz? Genel Başkanımız bunu niye dile getiriyor? İyi olan işleri takdir ediyoruz biz. Şimdi Ayasofya açıldı mı? Açıldı. İlk arayan kim? Genel Başkanımız. Arada Sayın Cumhurbaşkanımızı tebrik etti. Dedi ki yıllardır bizim özlemimiz de size nasip oldu. Hayırlı olsun. Sayın Cumhurbaşkanı da işte Erbakan hocamızın rüyasıydı, bize nasip oldu. Erbakan hocamızın idealiydi. Zaten bu işlerin böyle olmasında da bir mahsur yok. Yani sonuçta siz yol açıyorsunuz. Erbakan hoca vizyoner lider. Yani biz böyle buldozer gibi yolları açtı. Şimdi şu anda Taksim'e cami der Erbakan hocanın biz, hayal ediyoruz. Biz o yolun mesela şimdi düşünebiliyor musunuz? Dağlar delindi. Dağlar delindi ve biz şimdi o dağlarda asfalt yolların üzerinde arabamızla hız yaparak dağlardan geçiyoruz. Devrimler böyle yapılır. Erbakan Hoca büyük bir devrim yaptı. Kimsenin de burnunu kanatmadan. Şimdi mesela toplumda kimse çıkıp da diyemez ki Erbakan Hoca yüzünden benim burnum kanadı diyebilir mi? Yok. Diyemez. Büyük lider. Şimdi bakın siz bir devrim yapıyorsunuz. Yani Müslümanlar mesela şu anda geçmişte gece bekçisinin düdüğünden korkan Müslümanlar, evlerinden çıkamayan Müslümanlar. Öyle değil miydi? Şimdi bakıyorsunuz Cumhurbaşkanı olmak, başbakan olmak, bakan olmak artık yani erişilebilir bir hedef gibi. Çok olağan, çok olağan. Bu bir devrim. Erbakan hocamız Müslümanlara dedi ki korkmayın. Siz inanan insanlarsınız. Peki Mehmet, İnanç tekeden süt çıkarttır dedi mesela. Bak çok önemli bir şey. Örneğin biz bazı belediyeler aldık, gitti bizim belediye başkanlarımız. Koltuklar bile acizdi. Belediye başkanı seçilmişsiniz, gidiyorsunuz bir heyecanla, bir de bakıyorsunuz ki her şey hacizli. Belediye borç altında. 6 ay borcu ödenmemiş belediyenin. Personeli geliyor diyor ki başkanım hoş geldin. Evet bir tören düzenliyorlar başkana ve diyorlar ki biz 6 aydır alacağımız var. Bunu nasıl ödeyeceksen öde. Hoş geldin partisi. Faturayı koyuyorlar önüne. Ve inanın kendi babasından kalan tarlaları satmak suretiyle bizim bazı belediye başkanlarımız o personellerin borçlarını ödedi biliyor musunuz? Ben biliyorum mesela. Sonra nasıl aldı geri? Alamadı gitti. Alamadı. Öyle cebinden verdi. Verdi. Hayrına verdi yani. Peki gelinen noktada şuna da dikkat çekerek siz en son mutabakata okey, ittifak okey dediniz. Hani AK Parti'nin 20 yıllık yanlışlarına ortak olmak için gelmedik. Elbette. Doğru bildiklerimizi söyleyeceğiz, yanlış gördüklerimizi uyaracağız diye geldiniz. Tabii. Şimdi 30 maddelik mutabakatta başka en önemli gördükleriniz neler? Bir de vatandaş burada ne bekleyecek? Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'na girdi. Evet. Bundan sonra Yeniden Refah Partisi orada nelerin yapılmasına vesile olacak? Çok güzel. Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyecek Yeniden Refah Partisi. Hayra motor şerre fren olacak. İlkeler ittifakı bu Cihat Bey. Yani biz burada AK Parti'nin içerisinde siyaset yapan bir parti değiliz. AK Parti'nin listelerinden giren bir parti de değiliz. Biz kendi amblemimizle, kendi logomuzla, kendi teşkilatımızla sahada çalışıyoruz. İşte biraz önce Bursa'yı anlattım. Yani biz Türkiye'de 81 ilde 87 seçim bölgesinde kendi parti teşkilatlarıyla çalışan bir partiyiz. AK Parti ayrı bir parti. Biz bir seçim ittifakı yaptık. Bu seçim ittifakını yaparken de diğer partiler gibi bir beklentiyle yapmadık. Niçin yaptık? Hayra motor şerre fren. AK Parti yöneticilerinin iyi yaptığı işler var mı? Elbette var. Özür dilerim. Bunları takdir ettiğimizi ifade ediyoruz zaten. Yanlışlar var mı? Var. Eksikler var mı? Var. Bunları da onlara dedik ki biz bunu bir imza altına alalım. Şimdi biz bunları konuşuruz ama yarın sohbet olur. Biz deriz ki size ya sizinle konuşmuştuk, biz söz verdiniz, bunları yapmadınız. Tamam onu konuşmuştuk, sohbet etmiştik yani. Bizim size vermiş olduğumuz bir taahhüt yok derler. Ha biz burada seçim ittifakını yaparken de bir ilkeler ittifakı yaptık, bunu da söylemek isterim. Nedir bu? Sosyal konular, ekonomik konular, dış politika. Yani üç konuda biz bir başlık attık ve bunu da imza altına aldık. İki partinin genel sekreteri bunları imzaladı.
Bu nedir? Bu bir akittir. O ısrarınız uzattı biraz da zaten işin. Evet, ilk etapta onlar imzalayamayacaklarını ifade ettiler. Ama yani ilk görüşmeler güzel geçti. Sonra bir gece yarısı Sayın Binali Yıldırım genel başkanımız aradı ve dedi ki biz buna imza atamayacağız. Öyle mi dedik? Öyle, peki. Biz de ertesi günü ilan ettik Cumhurbaşkanlığı adaylığımızı. Ve aynı zamanda yani bunlar son günlerde oldu. Yani Cumhurbaşkanı adaylığınızı ilan etmeniz için son gün, o gece telefon geldi. Biz de hayırlısı olsun dedik sonuçta. Siz bizden böyle bir talepte bulundunuz. Siz ne dediniz? Gelin birlikte olalım. Birlikte yol alalım. Birlikte yol yürüyelim dediniz. Biz de tamam dedik. İttifakları biz hayır demiyoruz zaten. Yani biz birlikten yanayız. Birlikten kuvvet doğar diyen bir inanca sahibiz. Öyle olunca hayırlısı olsun dedik. Genel Başkanımız Cumhurbaşkanı adaylığını ilan etti. Ve biz de partimiz kendimiz gireceğiz diye çalışmaya başladık. Burada sonrasında da Sayın Cumhurbaşkanı ben bile imza atarım yani bunlar gayet makul maddeler deyince ittifak gerçekleşti. Biz sözümüzde durduk. Yani alt kadroya kalsa olmayacaktı ama Cumhurbaşkanı'na normal geldi. Bilemiyorum tabii yani parti. Peki o noktada basında yapılan yorumlar partilerin üzerinden bir şey sorayım. Evet buyurun. İşte basında dendi ki işte Cumhurbaşkanı o kadar kritik, o kadar çaresiz gördü ki kendini. Evet. Yeniden refahın kesinlikle okey demeyeceği 30 maddesine de itiraz etmedi, kabul etti. Diğer bir tarafta diyor ki Cumhurbaşkanı da bu maddeleri gayet makul bulduğu için kendisine de ters gelmediği için kabul etti. Hangisi daha doğru? Yani ben makul olduğunu düşünüyorum. Zaten AK Parti yöneticileriyle de bir toplantıda şunu söylemiştim. Demiştim ki siz bu maddelere itiraz etmezsiniz diye düşünüyorum. Neden? Bunlar zaten hepimizin kabul edeceği maddeler. Daha ileriye gideyim ben. Bu maddeleri Türkiye'deki bütün partilerin kabul etmesi lazım. Yani buradaki maddeler nedir? Mesela bir tanesini söyleyeyim. Yatırım, istihdam, üretim, kalkınma hamlelerinin gerçekleşmesi. Şimdi buna kim itiraz edebilir? Denk bütçe var galiba. İki, denk bütçenin hayata geçmesi ve faiz yükünün azaltılması. Bitirilmesi ikinci aşamada. Faiz yükünün azaltılması. Havuz sistemine geçilmesi. Üç, mazottan vergi alınmaması. Dört, tarımsal kotaların kaldırılması. Yani 30 maddenin içerisinden aklımda olanları hızlı hızlı anlatıyorum. Kudüs bizim kırmızı çizgimiz. Kudüs'ün hukukunun korunması. D8'lerin canlandırılması, D60'ların hayata geçirilmesi. Bu maddelere kim itiraz edebilir? Yani buna itiraz edecek bir parti de yoktur aslında. Peki özellikle AK Parti, Milli Görüş kökenli Sayın Erbakan'ın talebelerinden Sayın Erdoğan. Zamanındaki 28 Şubat süreciyle sonlanan iktidarda da işte o havuz sistemi, denk bütçe bunları işte siz da, aileye yakınsınız belki ama yani bizlere göre çok daha... Teşkilatın içerisindeyim yani aileye yakın olmak bir tarafa. Yok hani Sayın Erdoğan hepimizden yakındı o dönem, o anlamda söylüyorum. Anlıyorum. İyi biliyordu. Peki şimdi 20 yıldır AK Parti iktidarda prensip olarak da normalde karşı olmadığı bir şeyse niye denk bütçe, havuz sistemi neden olmadı o zaman bugüne kadar sizce? İşte zaten onları yapmadığı için biz bunları ortaya koyduk. Onları yapsaydı zaten biz belki de böyle bir ittifak yapmayacaktık. Onların da bize ihtiyacı olmayacaktı. Ya da bunları yapsa biz de AK Parti'de olacaktık belki diyorsunuz yani. Yok olmazdık. Yani AK Parti'nin açıkçası iş yapış şekli benim tarzıma hiç uygun değil. Yani AK Parti mesela şöyle faizci kapitalist sistemi benimseyen bir parti. Yani AK Parti adil düzen ekonomik sistemini benimsemiyor. Yılda 30 milyar dolar yaklaşık olarak borç faizi ödeyen bir partiden bahsediyoruz. Biz bir hükümetten bahsediyoruz. Yani bu bakımdan yani AK Parti'nin içerisindeki ekonomik anlayış bizim bir kere taban tabana zıt olduğumuz bir anlayış. İkincisi dış politika. Yani dış politikada da mesela Suriye'yle yürüyen süreçte biz AK Parti'yi çok eleştirdik. Yani bir ara kardeşim Esad deyip de sonra katil Esad demek. Dönüş. Yani bu kadar sert olamaz ki. Sonuçta bunlar bizim komşumuz. Yani madem kardeş niye katil oldu? Burada ben onu bizim... hep şuna bağlıyorum. Evet. Mehmet Bey yani Libya'da çok durdu Kaddafi'nin arkasında. Evet. Ama BM kararı olmadan gittiler, indirdiler. Ondan sonra bizim oradaki bütün müteahhitlerimizin alacakları kaldı. Yeni işleri de Fransız müteahhitler girdi. Bizi sokmadılar. Acaba diyorum Suriye'de de ya biz hayır da desek nasıl giriyorlar? Bu sefer biz de tamam diyelim diye
devletin menfaatini mi düşündü diye düşünüyorum. Ama işte dış politikada sizin bir çizginiz, bir tutarlılığınızın olması lazım. Amerika ters ayakta bırakmayalım. Biraz önce mesela ne dedik? İşte bizim partimizin bir duruşu var dedik. Yani sizin de dış politikada bir duruşunuzun olması lazım. Biz öyle bir durumda menfaatimiz olsa da arkasında dururduk diyorsunuz. Yani biz bakın şöyle diyelim. Batı işgal eder. İslam medeniyeti fetheder. Biz şu anda Afrika'da mesela bazı ülkelerle çok iyi bir ilişkimiz var. Biz bu bakımdan mesela hükümetin Afrika politikasını takdir ediyoruz. Biz Afrika'ya niçin gidiyoruz? Gönülleri fethetmek için. Hayra motor şerre falan olmak için. Yani oradaki ülkelerin kalkınması için hükümetimiz elinden geleni yapıyor. Bu güzel bir şey. Mesela Türk Hava Yolları oraya bir sefer koyuyor. Büyükelçiliklerimiz mesela AK Parti döneminde Afrika'da gerçekten hemen hemen her ülkede büyükelçilik açıldı. Bunlar güzel icraatlar. Bunları biz yaparken o Afrika'dan işte bu şu ülkeyi de biz sömürelim diye mi yapıyoruz? Hayır. Aksine biz gidiyoruz oraya diyoruz ki işte yatırım yapalım, burası kalkınsın, üretim olsun. Burada işte açlık ortadan kalksın, kuraklık ortadan kalksın. Yani bizim orada gerçekten özellikle devletimizin kurumlarının kuruluşlarının örnek veriyorum işte bu dış Türkler. TİKA var. TİKA. Muazzam hizmetleri var. Bazı hastaneler yapıyorlar, bazı okullar yapıyorlar. Çok hayırlı hizmetler. Yani biz orada mesela bunları materyalist bir yaklaşımla yapmıyoruz ki. Bir sömürü anlayışımız yok yani. Fethediyoruz biz. Yani bizim geçmişten gelen anlayışımız bu. Aksine para veriyoruz, fethediyoruz. Onlar para vermeden o ülkeleri sömürüyorlar. Yani Batı kuvvetten anlıyor. Ya haktan anlamıyor. Ben diyor oraya bir menfaatim yoksa niye gideyim diyor. Kendi işlerinde çok demokratik, çok insan haklarına önem veriyorlar. Ama o sistemlerini devam ettirebilmek için en vahşi sömürüyü bir beis görmüyorlar çocukların sırtından. Yani ben şunu söylerim. Amerika'da, Avrupa'da bir çocuğun tabağında büyük bir bonfile varsa Afrika'daki çocuk aç olduğu için. Çünkü onları sömürüyorlar. Evet, buna bir örnek de ben vermek isterim. Erbakan hocamızla biz bir yurt dışı seyahatimizdeyken bu Avrupa'da biliyorsunuz şehir merkezinde tarihi binalar var. Taş binalar. Çok görkemli. Doğru. Demiştim ki Erbakan hocamıza. Özellikle katedraller büyüktür, şeydir. Katedrallerden başka şehir merkezlerinde o katedrallerin etrafındaki binalar da genelde tarihi binalar. Demiştim ki burada bu tarihi binalara önem veriyorlar, koruyorlar. Bu Batı'nın özellikle bu tarihi binaların korunmasına verdiği önemi takdir ediyorum demiştim Erbakan hocamıza. Ve bunların içerisinde de yaşıyorlar. Yani biz mesela tarihi bir köşk konak olduğu zaman yıkıyoruz. İşte kat karşılığı veriyoruz müteahhite. Oraya bir site yaptırıyoruz değil mi? Ya da koruyorsak müze yapıyoruz falan. Onlarda öyle bir anlayışı yok. Onlar o binaları restore ediyorlar. O binaları günümüz şartlarına uygun olarak içerisinde düzenlemek suretiyle o binalarda yaşıyorlar. Ya biz burayı yıkalım da bir tane gökdelen yapalım. Böyle bir anlayışları yok. Erbakan hocamızla demiştim ki binalar bina gibi değil, heykel gibi. Yani hakikaten çok ciddi bir emek verilmiş, çok ciddi bir para harcanmış. Erbakan hocamız da demişti ki bu binaların harçlarında Afrika'daki o fakir insanların kan ve gözyaşları var demişti. Doğru. Evet, yani sizin de biraz önce söylediğiniz gibi işte o bonfile konusu da doğru, o da güzel bir örnek. Peki denk bütçeye gelirsek hani dedim ya kimileri rahmetli Erbakan'ın işte hükümet döneminde de ya bu safsatadan ibaret oturdu kağıt üstünde denk bütçe dediler. İşte hayalden ibaretti. Şimdi bir de tabii 28 Şubat'la akamete uğrayıp iktidar çok kısa bir süre gidince hani bazı sonuçları da toplum da göremedi ama ben mesela o dönem memurlara galiba %300 gibi rekor bir zam yapıldığını hatırlıyorum. Denk bütçe olayı gerçekten olmuş muydu? Oldu tabii canım. Bugün de mümkün mü? Oldu tabii. Şöyle. Yok yani siz oturur yaparsınız bütçeyi Kasım'da, Aralık'ta, oldu. Ekim'de ama gerçekleşti mi? Gerçekleşti. Elbette gerçekleşti. Şöyle yani Erbakan hocamız iktidara geldiği zaman zaten kasa tam takırdı. Bitmişti. Yoktu kasada. Para yoktu. Hatta Erbakan hocamızdan bir önceki hükümetin başbakanı olan rahmetli Yılmaz, Mesut Yılmaz %20 zam kararı alarak gitti. Son Bakanlar Kurulu toplantısında. Neden? Refah Partisi'nin birinci parti olacağını biliyordu çünkü. Bir bakıma yani Refah Partisi'ni o dönemde yani futbol tabiri offside'e düşürmek için bunu yaptı.
Belliydi zaten Perşembe'nin geleceği, Çarşamba'dan belliydi. O zaman belediyeler de alındığı için yani Refah Partisi böyle 45 derece yukarıya doğru çıkıyordu. %20 zam kararını aldığı için o dönemde bürokratlar dediler ki Erbakan hocamıza ve Erbakan hocamızın yanındaki bakanlara, bunları bizzat anlattılar yani bakanlarımız ve Erbakan hocamız. Bürokratlar dediler ki efendim kasamızda para yok. %20 zam kararını daha önceki hükümet aldı. Aman efendim bununla ilgili bir açıklama yapmayın. Sonra mahcup olabilirsiniz yani. Çünkü bu parayı verecek durumunuz yok. Kasada para yok yani. Erbakan hocamız tüm bürokratlarla gece yarılarına kadar toplantı yaptı. Mesela benim bazı arkadaşlarım o dönemde bürokratlardı. Onlar anlatıyorlardı. Başbakan diyorlardı. Yani Erbakan hocamız üst düzey bürokratların hepsini gece yarılarına kadar toplantı yapıyordu. Kaynak paketleri getirin diye. Nereden ne bulacağız? Hatta derdi ki Erbakan hocamız pehlivan mindere çıkışından belli olur. Kazanacak mı kaybedecek mi? Bak mesela güreş müsabakalarına. İşte o yağlı güreşlere bak. Yani orada pehlivanın kazanıp kazanamayacağını orada mindere çıkışından veya işte o sahaya çıkışından anlayabiliyorsun. Gerçekten de o havayı veriyor. Erbakan hocamız tabii ki o dönemde maaşlar da çok düşük kalmıştı. O bürokratlar Erbakan hocamızı ikna edemeyince o dönemde bir bürokrat abimiz, aynı zamanda milletvekili seçilen bir abimize geliyorlar. Diyorlar ki, abi bak sen eski bürokratsın, bu işleri bilirsin. Erbakan hocamıza, başbakanımıza anlatıyoruz ama bizi dinlemiyor. Sen anlatır mısın bu konuyu? Biz ikna edemiyoruz. O da gelmiş, çok büyük bir iş yapacak ya. Demiş ki işte sayın hocam, muhterem hocam, bu ben bir bürokrasi dünyasını bilirim. İşte siz zam yapmak için işte kaynak paketleri bulmaya çalışıyorsunuz ama arkadaşlar diyorlar ki aman sakın öyle bir açıklama yapmayın, mahcup olursunuz. Yapmayalım efendim diyor, zam yapmayalım. Erbakan hocamız da ona gülüyor, diyor ki sen diyor şimdiye kadar öğrendiklerini var ya, onları diyor tekrar geriye götür, sıfır noktasına gel. Ondan sonra tekrar gel, biz sana bunları anlatalım diyor. Sen diyor nasıl böyle bir şey söylersin? Sen bu ülkede şu anda milletvekilisin. Eski bürokratım diyorsun. Müsteşarlık yapmış adamsın. Hiç böyle şey olur mu? Şu anda insanlar geçinemiyor. Biz bu insanlara ne diyeceğiz? Biz onlara %50 zam yapmak suretiyle işe başlayacağız diyor Erbakan hocamız. %50 zamı yapıyor. Hatta o dönemde Sayın Tansu Çiller diyor ki sayın hocam, bakın bürokratları duyuyorsunuz. Biz bu zammı yapamayız. Sakın böyle bilmeyenler için söyleyelim. Koalisyon ortağı. Koalisyon ortağı. Refah Doğru Yol, Refah Yol dönemi. Yani Refah Partisi ile Doğru Yol Partisi'nin birlikte koalisyon yaptığı Refah Yol dönemi. Rahmetli Erbakan Başbakan, Çiller Başbakan Yardımcısı. Evet, o dönemde Sayın Çiller Başbakan Yardımcısı. Erbakan hocamıza diyor ki evet kasada para yok ama diyor önce diyor bu zamları vereceğiz, sonra da diyor parayı bulacağız diyor. Ve işte ay sonuna kadar o kaynak paketlerinden gelen parayla %50 zamlar ödeniyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani burada Allah bereket veriyor tabii ki. Yani siz hayırlı bir, yani besmeleyi çekiyorsunuz, yola çıkıyorsunuz. Cenab-ı Allah da bereket veriyor. Bunu böyle... Peki bugün mümkün mü? Kaynak paketlerinden inanılmaz. 6 ayda 30 milyar dolar para toplandı. Bugün mümkün mü? Bugün de mümkün tabii ki. Niye mümkün olmasın? Ama işte AK Partili kardeşlerimiz bunu şimdiye kadar yapmadılar. Biz de diyoruz ki yapın. Bunu yapın. Bak yaparsanız... Peki yaptırabilecek misiniz? Yaptırabileceğimizi düşünüyoruz. Yani şöyle yaptırabileceğimizi düşünüyoruz. Bu tabii zorlu olacak bir şey değil sonuçta. Önereceksiniz. Zaten öneriyoruz biz şu anda da. Yani mesela bizim önerdiğimiz EYT çıktı. EYT'yi biz önerdik. EYT çıktıysa şu anda bu genel başkanımızın ve Yeniden Refah Partisi teşkilatlarının sayesinde. İstanbul Sözleşmesi'nden... Onu sanıyorum ama Kılıçdaroğlu'yla Büyük Birlik'te önerdik demişti diye hatırlıyorum. Bunu en başta gündeme getiren biziz. Onlar da önermiştir canım. Tabii ki yani bunlar... Bunlar kötü bir şey değil. Yani biz yaptık, tamamen biz yaptık dememiz de söz konusu değil ama biz önerdik, biz tavsiye ettik. Bunun çıkması gerekiyor, bir mağduriyet var dedik. Çünkü insanlar uzun yıllar günlerini doldurmuşlar, emekliliklerini bekliyorlar. Yani burada bir açıkçası bir hak mağduriyeti vardı ama şu anda bu EYT çıktı, şimdi de başka mağduriyetler ortaya çıktı. Mesela staj ve çıraklık mağdurları var örneğin. Yani hükümet orada çok adım atmayı düşünmüyor. Düşünmüyor ama onu işte bir eğitim faaliyeti olarak diye bakıyor. Ama 12 yaşında çırak olarak işe başlayan bir evladımız şu anda gününü doldurmuş, emekli olacak. Yok diyorlar, sen 60 yaşında emekli olacaksın. Yani orada da tabii 40-45 yaşında emeklilik ne kadar makul, o da bir ayrı tartışma. Ama gününü doldurmuş şimdi sen, eğer gününe göre, eğer şu günü doldurursan emekli olur diyorsan
Emekli edeceksin. Tabii o yasa zaman, geriye doğru işletildiği için bir mağduriyet vardı. O zaman gününü koymayacaksın. Diyeceksin doğru. Ki sen ister gününü doldur ister doldurma sen 60 yaşında emekli olacaksın dersin. O ayrı bir tartışma. Peki şöyle bir soru gelebilir. Evet bugün de denk bütçe mümkün diyorsunuz ama o Erbakan bu Erbakan mı? Elbette. Rahmetli Erbakan yok. Boynuz kulağa geçiyor. Acaba olur mu? Niye olmasın? Geçecek tabii ki. Çalışacağız, yapacağız. Hep birlikte yapacağız. Yani sonuçta prensipler belli. Biz bu prensipler üzerinden yürüdüğümüz takdirde niye olmasın? Elbette olur. Yani burada samimiyet, iyi niyet, sizin işe bakış açınız. Kadronuz elbette. Yani bunu kim yapacak mesela? Liyakatlı insanlarla yapmak durumundasınız. Yani bunları da dikkate almak gerekir. Biz bunları yapacağız zaten. Yani şu anda biz bunları konuşurken, yani hatta bazen diyorlar ki işte bekara iş boşamak kolay. Bir atasözümüz var biliyorsunuz. Ama yani sonuçta geçmişte bu yapıldı mı yapıldı. Zaten çıta burada. Şimdi siz bu çıtanın, efendim ben bu çıtadan atlayamıyorum. Atlayan var, atlandı. Yani şimdi AK Partili yöneticiler havuz sistemine geçmiyorlar. Peki geçmiyorsun da bu kadar borç faizini niye ödüyorsun mesela? Bunu vatandaşa paylaştır. Yani faize giden o hortumu al mesela vatandaşın cebine. Yapabilecekken niye yapmaz mümkünse? Yani onu... Ya şöyle doğru yaptığını düşünüyor. Yani ben diyor borç alayım. Borcu Sayın Cumhurbaşkanı da hep faize karşıyım diye açıklamıyor. Hatta baskıyla faizi arttırtmıyor. Ya evet o da tabii ilginç bir anlayış. Yani şöyle ilginç bir anlayış. Bir kere sizin talimat vermek suretiyle faizi düşünmeniz söz konusu olamaz. Yani yukarıdan Nilüfer Deresi Uludağ'dan geliyor. Siz önüne iki kişi duruyorsunuz. Diyorsunuz ki biz bu Nilüfer Deresi'nin akışını durduralım. Durmaz ki. Merkez Bankası'ndan bankaları ucuza fonluyorsun ama. Seni de alır götürür denize döker. Yani burada bizim üretim ülkesi olmamız lazım. Bakın bizim birinci maddemiz yani 30 maddenin içerisinde birinci maddemiz ne biliyor musunuz? Yatırım, üretim, istihdam, kalkınma, ihracat. Yani birinci maddemiz bu. Ne demek istiyorum? Türkiye bir üretim ülkesi olmak durumunda. Türkiye ithalat cenneti olmamak durumunda. Türkiye bir cennet ülke gerçekten. Cenab-ı Allah bize inşallah cenneti nasip etsin. Görmedik. Türkiye'yi bir cennet ülke olarak addediyoruz. Böyle tasvir ediyoruz. Ama bakın mesela şu masadayız değil mi Cihat Bey? Bu görmüş olduğumuz kupa ithal geliyor. Türkiye'de üretilmiyor bu. Üretenler de var ama piyasadakilerin %90'ı. Yok yok ithal geliyor. Çoğu ithal geliyor. Üretenler küçük çaplı. Mikrofon ithal. Tabii ki. Şu görmüş olduğunuz deri. O da mı ithal? Biliyorum bu da ithal. Ben mobilyacıyım. Şu görmüş olduğunuz kaplamanı filmi ithal geliyor. Kalemler zaten ithal. Kağıt. İthal geliyor. Biz dükkanı kapatalım o zaman. Ama ithal. Yani şu görmüş olduğunuz arkadaki, şu görmüş olduğunuz. Plastik. Sakarya'dan aldım ben mesela. Sakarya'dan aldınız da ithal geliyor. Plastik aksamları ithal. Fabrikasından aldım ama ham madde belki ithal. Yani ithal, ham madde ithal geliyor. Bir kısmı Petkim'de yapılsa da zaten petrol ithal geliyor. Yani LED, LED'ler uzak doğudan geliyor. LED sistemleri. İthalat cennetiyiz. Üzülerek söylüyorum ben bunu, hoşuma giderek söylemiyorum ki. Ben zaten bunun siyasetini yapan bir insanım. Yani bunu siyasetini yapan bir insan olduğum için üzülerek söylüyorum. Ha, ihracat mümkün mü? Mümkün. Mesela Türkiye'nin en büyük yabancı yatırımcı ülkelerinden bir tanesi hangi ülke biliyor musunuz? Hollanda. Türkiye'ye gelmiş, yatırım yapmış. Yani Türkiye'ye gelip de yatırım yapan ve Türkiye'de para kazanan Hollanda firmaları var. Hollanda'dan gelip de buraya yatırım yapan firmalar para kazanırken bizim Türkiye'de daha çok yatırım yapıp, daha çok üretim yapıp, daha çok ihracat yapabilmemizi sağlayabilmemiz lazım. O zaman enflasyon düşer, o zaman kur da düşer. Anlatabildim mi? Yani faiz de düşer, siz o zaman güçlü bir ülke olursunuz. İşte o zaman da sizin ülkenizde yaşayan insanlar yurt dışına gitmeyi istemez. Ben Türkiye'de en iyi şartlarda yaşıyorsam niye yurt dışına gideyim der vatandaşımız. Ben gayet iyi anladım. En kaliteli eğitimi alır. İhracat yapar, para kazanır. Yani burada siz cari açığı da ortadan kaldırırsınız. Mesela cari açık ne demek? Ben şimdi burada soruyorum bizi dinleyenlere. Cari açık, devamlı duyduğumuz bir iki kelime. Acaba kaç kişi biliyor bu cari açığın ne olduğunu? Cari açık ne demek biliyor musunuz? Zarar demek, zarar. Gelir gider farkı. Yani şimdi mesela bizim ülkemizde cari açık diye bir şey var. Maliye Bakanı çıkıyor, ülkenin başbakanı. Veya Cumhurbaşkanı çıkıyor ne diyor biliyor musunuz? Bizim bu yılki cari açık hedefimiz şu. Ne demek bu? Yani benim 10 lira gelirim var.
30 lira giderim var. O da işte enerji giderlerine bağlanıyor. Yani ama bunu söyleyemezsin. Yani sen ülkeyi yönetiyorsan bunu söyleyemeye hakkın yok. Çünkü evinde eğer 10 lira gelir olup da 30 lira giderin olursa eksi 20 bunu karşılayamazsın. Ne olur? Zarar edersin, batarsın, borç içinde yaşarsın. Şimdi bir de Türkiye'nin böyle bir durumu da var. Türkiye şu anda borç içinde yüzüyor. İşte bizim 30 maddemizin içerisinde bunlar var. Diyoruz ki biz yüzmeyelim borç içerisinde. Biz niye borç içerisinde yüzelim? Bizim borç almaya ihtiyacımız yok ki. Bizim kaynaklarımız var zaten. Katma değerli üretim yapmamız lazım. Mesela Bor Karbür biliyorsunuz fabrikası açıldı. Çok güzel bir yatırım. Tebrik ediyoruz. Bandırmadan. Ne kadar güzel. İşte bu tür katma değerli üretim yapılacak bir ürün ortaya koymak durumundayız. Mesela insansız hava araçları katma değerli. Yani domatesini ihraç ederken aynı zamanda İHA'nı da ihraç edeceksin. Tabii yoksa bir telefona 3 kamyon, 4 kamyon domates gönderiyorsun ya da konteyner. Ağzınıza sağlık. İşte biz katma değerli üretim yapalım istiyoruz. Biz buradan ihracat yaparken örneğin Erbakan hocamızın Almanya'dan üniversite arkadaşı, daha sonra da Endonezya Cumhurbaşkanlığı yapan Profesör Doktor Yusuf Habibi geldi. Biz Erbakan hocamızın anma programına çağırdık kendisini. Dedi ki siz onun arkadaşısınız. Aynı zamanda eski bir devlet başkanısınız. Buyurun gelin bizim Erbakan hocamızı anma programımızda bir konuşma yapın. Geldi. Ne dedi biliyor musunuz orada? Ben Müslüman ülkelere gidiyorum, soruyorum. Siz ne ihraç ediyorsunuz? Domates ihraç ediyoruz. Kaç lira ihraç ediyorsunuz? Kilosunu 1 dolara ihraç ediyoruz. Öyle mi? Öyle. Ben Endonezya'ya gittim. Teknoloji Bakanı oldum. İlk yaptığım iş uçak fabrikası kurmak oldu. Bana inanmadılar. Dediler ki ya Endonezya olarak biz uçak üretebilir miyiz? Üretemeyiz. Halbuki ben uçak mühendisiyim. Benim 35 tane patentim var. Diye anlatıyor. Bir kilo uçağı kaça satıyorum ben biliyor musunuz? Bilmiyoruz. Kaça satıyorsunuz? 10 bin dolara. Yani 1 dolara domates satarken 10 bin dolara kilosunu uçak satıyorsunuz. İşte katma değer bu. Bunları yapmamız lazım bizim aynı zamanda. Yani domatesi elbette satalım. Aynı zamanda bunları yapacak altyapıyı kurmak durumundayız. Yani yüksek teknoloji, yani high tech dedikleri. Mesela gömleğin kumaşını mı üretiyorsun? Evet, ama aynı zamanda öyle bir gömlek kumaşı üretiyorsun ki ince bir kumaş mesela. Onu giydiğin zaman sen üşümüyorsun. Yani gömlek gibi bir ceket giyiyorsun mesela, üşümüyorsun. Onun kumaşını öyle güzel dokuyorsun ki, öyle incelikleri var ki yüksek teknoloji. High tech tekstil diyorlar mesela. Bursa'da olduğumuz için anlatıyorum. İşte bunları ürettiğimiz takdirde biz daha katma değerli ürünü ortaya koyacağız. Mesela sizin önünüzde kullandığınız iPad. iPad diğer bilgisayarlara baktığınız zaman daha yüksek bir teknolojiye sahip. Yani katlıyorsun, laptop oluyor, iPad oluyor, telefonla konuşuyorsun, kalemle üzerinde yazı yazıyorsun. Bunlar tabii ne oluyor? Bunlar katma değerli bir hale geliyor. Sen ne yapıyorsun? O zaman eski laptopunu bir kenara koyuyorsun. Bu çok daha kolay. Yazılım, içerik vesaire. Diyorsun, evet. Peki, sürenin sonuna geldik. Yani 1 saat 20 dakikaya yaklaştık. Nihayetlendirelim isterim yavaş yavaş. Şunu sorayım o zaman. Bir gün iktidar olduğunuzda hedefiniz o sonuçta bütün siyasi partilerin. Elbette. Bizim işte ekonomi bakanı olacak adamımız da hazır. Ne bileyim dışişleri bakanı olacak arkadaşımız da hazır mı? Yoksa bizim rahmetli Erbakan hocadan zaten bir milli görüş felsefemiz var, kitapçığımız var. Yapılacak her şey belli. Düzgün bir adamı koyduğumuz zaman bu iş zaten yürüyecek mi? Hangisi? İkisi de lazım. İkisinin de olması gerekiyor elbette. Yani yetişmiş insan kaynağımız var, gücümüz var. Aynı zamanda elbette biz bir sistem partisiyiz. Yani bizim bir prensibimiz var. Biz yönetici yetiştiren insanlarız. Bizim şu anda örneğin burada ben Bursa milletvekili adayı olarak bulunuyorum bu programda. Ama yarın belediye başkanı adayı da olabilirim. Yarın ben bürokrat kadrosunda da yer alabilirim. Yarın bakanlık kadrosunda da yer alabilirim. Yani partimiz bize hangi görev verirse biz onu yaparız. Biz yönetici insanlarız. Partimiz şu anda bize genel başkan yardımcılığı görev vermiş. Aynı zamanda gidin demiş Bursa'dan milletvekili olarak çalışacaksınız. Yani ben efendim şundan anlamam. Ondan anlayacak insanı getireceksin sen. Yani apartman yöneticiliği yapmak da bir yöneticilik. Bir marketi işletmek de bir yöneticilik. Bir şehrin belediye başkanı olmak da bir yöneticilik. Türkiye'nin cumhurbaşkanı olmak da bir yöneticilik. Yani sonuç itibariyle
Siz bir konuda, o konuda bilgili, tecrübeli olmayabilirsiniz. Siz yöneticilik yapacaksınız. O konuda en başarılı insan kim? Onu bulup getireceksiniz. Onu yöneteceksiniz. Sonuçta baktığınız zaman futbol kulüplerinin başkanlarına birçoğunun futbol geçmişi yok. Veya birçoğunun spor geçmişi de yok. Ama bakıyorsunuz bazı kişiler geliyorlar takımın başına, yani kulübün başına seçiliyorlar, genel kurulda geliyorlar. Bakıyorsunuz gerçekten kulübü hem maddi açıdan güzel yönetiyor hem de başarı ortaya koyuyor. Yöneticilik bu. Ama bazı insanlar da geliyor mesela kulübe batırıyor. Batırıyor. Perişan ediyor kulübü. Bursa Spor'un halinin ortada, orada olduğu gibi. Yani Bursa Spor'la alakalı da önerilerimiz var. Bursa Spor ve Ulu da Bursa'mızın en önemli markası. Onlarla ilgili de paylaşımda bulunalım. Bursa Spor'un ve Uludağ'ın ortak bir konsey tarafından yönetilmesini savunuyoruz biz. Uludağ'ın ve Bursa Spor'un. İkisi de aynı konsey, aynı kurul tarafından yönetilmeyecek, yanlış anlaşılmasın. Yani Bursa Spor'un başkanı olacak kişi bir kişi olduğu zaman yönetimiyle 3 maç, 5 maç kaybettiği zaman mesela ne oluyor? İşte istifa etmek zorunda kalıyor. Hemen istifa etmiyor da 3 maç hoca gidiyor, bir 3 maç daha falan işte sonunda gidiyor da. Burada şunu yapmak lazım. Biz diyoruz ki Bursa Spor Bursalıların bir markası. Bursa'nın en önemli markası. Uludağ'da en önemli markası. O daha farklı bir tabii ki varlığımız ama Bursa Spor'umuzun ortak bir kurul tarafından yönetilmesi şu. Örneğin Sayın Valimizin başkanlığında veya Sayın Valimizin görevlendireceği bir kişi. Bu konularda bilgi sahibi. İki, Büyükşehir Belediye Başkanımızın veya onun yönlendireceği bir kişi. Tüm kurumların görevlendireceği bir kişi tarafından, bir üst kurul tarafından yönetilmesi. Bunu niçin anlatıyoruz? Çünkü bazen bazı başkanlarla belediyenin arasında veya Sayın Valimizin arasında veya bazı iş tutuş şekilleri açısından işte taraftarlar arasında bazen sıkıntılar oluyor. Bunların önüne geçebilmemiz lazım. Yani bir kurul olduğu takdirde bunun objektivitesi olur. O sıkıntı varsa kurulda da olacak, şu anda da var. Olmaz, şöyle olmaz. Çünkü orada bir prensip çalışacak. Diyelim Bursa Spor'un yere mi ihtiyacı var? O yer hızlı bir şekilde karşılanacak. Şu anda dünyanın en güzel stadyumlarından birisine sahip olan Bursa Spor, ikinci ligde top koşturuyor. Bu bizim içimize siniyor mu? Sinmiyor. Şampiyon olduk biz. Olabildik mi? Olabildik. Mümkün mü? Mümkün. Yeniden mümkün mü? Yeniden mümkün. Yani bunları bu şekilde olduğu takdirde daha efektif olacağını düşünüyoruz. Yoksa tabii ki Bursa Spor'un bir anonim şirket olup da bir kişiye satılmasını filan mesela düşünebiliyor musunuz? Kendi içinde tutarlı tarafı var mı? Batı'da var. Batı'da mesela ne yapıyorlar? Takımı şirket haline getirip satıyorlar. Birisi gelip alıyor. Burada ama o konu şöyle konuşuldu. %51 hissesi dernekte kalıp %49 hissesi satılabilirse olabilir denmişti zaman. Ama satıldığı zaman ne oluyor? Bu para belli bir noktadan sonra tekrar çarçur olabiliyor. Tabii. Sonra tekrar kaçını satacaksınız? %49'unu satmışsınız. Ondan sonra ne yapacaksınız? Yani satmanın sonu gelmez. Satmamak lazım. Bu satış işine girdiğiniz zaman karşı taraftaki insanlar sizi çırak çıkartır. Biz de Bursa Spor'a girersek çıkamayız. Bursa Spor'u ayrı bir belki daha sonra seçimlerden sonra konuşuruz projelerinizi mutlaka. Bizim de ilgili olduğumuz bir konu çünkü Bursa Spor. Bir sürpriz bekliyor musunuz? Seçimi eğer Cumhur İttifakı kazanır, iktidar devam ederse... Sizin 30 maddenin dışında bir pazarlık yapmadığınızı biliyoruz. Zaten yapmadım. Yeterince zorladınız 30 maddeyle iktidarı ama. Evet. Atıyorum Sayın Cumhurbaşkanı seçildi. Mesela sizden bir arkadaşa ya da Sayın Fatih Erbakan'a bir bakanlık teklifi gibi bir sürpriz olabilir mi acaba? Ya da böyle bir şey. Seçim sonrası için şu anda yorum yapamıyorum açıkçası. Ama zaten bakanlık veya milletvekili talebimiz olsaydı biz bunları... zaten elde edebilirdik. Yok yani. Talep ettiğiniz için söylemiyorum. Evet. Böyle bir sürpriz olabilir mi acaba? Hani siz sürekli bu önerilerde bulunuyorsunuz ya. Bilemiyorum. Bu önerilerde bulunuyoruz. Bulunmaya devam edeceğiz. İşte burada şu kafa yapımız yok bizim. Yani siz o koltuktan kalkın. Biz o koltuğa oturalım. Siz bu işi yapabiliyor musunuz? Yapabiliyorsunuz. Bakın iyi yaptığınız işler de var. Elbette bunları siz yapmaya devam edin. Ama bu şu demek değil. Onlar yapacaksa biz partiyi niye kurduk? Biz de zaten partimizi kurduğumuz için, bizim de bir teşkilat gücümüz olduğu için, bizim de sahada bir gücümüz olduğu için zaten bu maddeleri onlar da kabul ettiler ve
biz de müspet olarak baktığımız için, yani biz burada şunu söylemedik. Bak gördünüz mü, bizim dediklerimizi yapıyor. Ne kadar güzel, Allah razı olsun. Bunlar zaten toplumun hayrına maddeler. Bu ülkenin hayrına maddeler. Biz muhalefetteyken, yani parlamento dışında muhalefetteyken bir parti olarak bunları iktidar partisiyle bir seçim ittifakı yapacak noktadayız. Yani biz güçlü bir partiyiz, onu söylüyorum. Tabii derinlere inen bir kökümüz de var. Yani 4,5 yıllık bir partiyiz ama biz 54 yıllık bir hareketiz. Yani kurucu liderimiz de rahmetli Erbakan hocamız. Burada tabii genel başkanımızın genç olması, coşkulu, aktif, dinamik, heyecanlı bir teşkilatımızın olması da iktidar partisinde bir karşılık buluyor elbette. Yani bizim bir gücümüz var. Bu gücümüzden yola çıkarak iktidara bunları yapmalarıyla alakalı tavsiyede bulunuyoruz. Onlar da bunu haklı buluyor ve kabul ediyor. Bizim gücümüz nerede? Özgürlüğümüzde. Özgürüz biz. Özgür olduğumuz için de... Habertürk'ün sloganı oldu. Gücü özgürlüğünü deyip kullanıyor onlar da. Son sorum. Bütün bu seçim hengamesinde daha böyle insani bir soru olsun. Hazır sizi yakalamışken. Çünkü Erbakan'ın damadısınız. Ailevi yönünü biliyorsunuz. Bir, Sayın Necmettin Erbakan'ı, rahmetli Erbakan'ı insan olarak nasıl tanımlarsınız bir damadı olarak, aile içi? Bizim ekranda tanıdığımız Erbakan'dan bahsetmiyorum. İki, sonuçta eniştesisiniz mevcut genel başkanın, şu andaki liderin. Evet. Hem onun da yapısı, mesela ben ikisini de çok sakin, sanki sindirilere alınmış insanlar gibi görürüm hep. Hem baba oğul ikisini, ama normalde öyle midir bilmiyorum ekran önünde gördüğümüz kadarıyla. İkincisi, Sayın Fatih Erbakan'ın iş yapış biçimleri Sayın Necmettin Erbakan'a benziyor mu ya da ne kadar benziyor? Evet, Erbakan hocamız Allah rahmet eylesin. Gerçekten de yani normal bir insan ölçülerinde değerlendirirsek biraz yetersiz kalır, kifayetsiz kalır kelimelerimiz. Erbakan hocamız insanı kucaklayan, insanlarla alakalı kesinlikle onları ötekileştirmeyen, onları ayırt etmeyen bir yapıya sahipti. Erbakan hocamız davasını anlatırken ister karşısında 3 kişi olsun, isterse 333 kişi olsun, isterse 33.333 kişi olsun, isterse 300 bin, 1 milyon, 2 milyon, 3 milyonluk mitinglerde ne anlatıyorsa. Heyecan hep aynı. Heyecan hep aynı ve o insanlara da yani 3 kişi gelmiş, ben zaman ayırmayayım. Arkadaşlar tamam teşekkür ederiz deyip de onları hayır. 2 saat. Ben mesela hatırlıyorum Altınoluk'ta yazlıkta. Oraya yakın bir ilçeden 6 kardeşimiz geldi. Ve o 6 kardeşimize inanın tam 2 saat bu davada çalışmanın öneminden bahsetti. Ben diyorum ki o toplantıda öyle bir manevi hava oldu ki inanın, bu benim kendi düşüncem tabii. O toplantıda melekler de vardı diye düşünüyorum. Öylesine manevi bir hava vardı o toplantıda. 6 kardeşimiz Erbakan hocamızın Altınoluk'taki yazlığına yakın bir ilçeden geldiler. İsimlerini vermeyeyim. Ben vardım ve Erbakan hocam 2 saat anlattı kesintisiz. O kadar güzel anlattı ki oradaki insanlara karşı vazifesini yaptı. Yani ahirette ey Erbakan hoca, ya bu 6 kişi geldi. O 6 kişiye bu davayı sabretmek suretiyle tekrar niye anlatmadın denmesin diye. Kendi üzerine düşeni yaptı. Şunu yapabilirdi. Çay içsinler arkadaşlarımız 6 kişi. Nasılsınız, iyi misiniz? İyisiniz, nasılsınız? Nasıl gidiyor teşkilat çalışmaları? Güzel, peki. Hadi bakalım hayırlı olsun. Yolunuz açık olsun da diyebilirdi. Ama bunu niçin yapıyordu biliyor musunuz? Bir ibadet olarak. Bunu Erbakan hocamız bir ibadet olarak yapıyordu. Bakın dünya üzerinde bana bir tane bir hareket lideri gösteremezsiniz ki kendi yazlığında eğitim programı yapsın. Var mı böyle bir lider? Yazlığı burası. Dinlenmeye gitmiş. Niye eğitim programı yapsın? Niye teşkilatları çağırıp yazlık? Ben hatırlıyorum 1000 küsur kişi gelmişti bir kere. Erbakan hocamızın yazlıktaki bahçesine 1000 küsur kişi. Ev ahalisi de Allah bilir şey diyordur. Caddeler, bir yazlığa geldik burada da durmadan bizi çalıştırırız. Yok yani ev ahalisi tabii bunu Erbakan hocamızın Milli Görüş davasını çok iyi özümsediği için. Normalde olsa denir tabii. Nermin annemiz, çocukları, evlatları elbette. Yani biz de zaten o yoldan gidiyoruz. Yani sonuç itibariyle bizim de Erbakan hocamızın yolundan gitmekteki amacımız bu işi
bir ibadet olarak yapmamız. Yani peki sinirlenir miydi hiç? Mütevazi miydi? Erbakan hocamızın ben sinirlendiğini pek hatırlamıyorum. Çok espri yapar mıydı? Yapardı tabii, yapmaz mıydı? Yani şöyle esprilerinden bir tanesini anlatayım mesela, hoşuma giden. Yine bir abimizle Milli Gazete'den çıkmışlar. İstanbul'da Topkapı'da Milli Gazete tesislerinden uçağa geç kalmışlar. Uçağa hızlı bir şekilde gidiyorlar. 10 dakika kalmış uçak kalkacak. Yani kalkma saatine 10 dakika kalmış. Milli Gazete'den hızlı bir şekilde bizim abilerimiz, makam şoförlerimiz çok hızlı gider biliyorsunuz. Hızlı bir şekilde Atatürk Havalimanı'na doğru götürürken yanında oturan kişi dönmüş Erbakan hocamıza demiş ki, hocam korkmuyor musunuz? O da ona dönmüş demiş ki, korkmaya vakit kalmıyor ki. Doğru. Harika bir espri. Ve yine Erbakan hocamızın bu çok hızlı araba kullanmasıyla alakalı çok anekdotu vardır. Mesela işte yurt dışında özellikle bu çok anlatılır. Türkiye'de de makam şoförleri bununla ilgili anılarını anlatırlar. İşte yurt dışında mesela bir kardeşimiz Erbakan hocamızı havalimanından almış, şehir merkezine doğru giderken işte 180-200 gidiyor. Erbakan hocamız demiş ki, bak demiş, bu kilometrenin limitini gösteriyor orada, 260, onun hakkını ver demiş. Ha, makam şoförleri gidiyor. Rahmetli Erbakan da seviyormuş yani hızlı gitmeyi. Seviyor. Hızlı gitmeyi severdi Erbakan hocamız. Ve mesela hızlı gidilirken arabanın hakkını ver diyor yani. Yani 180-200 az buluyor. Bak diyor, orada kadranda kaç yazıyor? 260 yazıyor diyor muhterem hocam. O zaman diyor onun hakkını ver. Hızlı gitmeyi kendisi de severdi. Ve hızlı giderken mesela hiç, yani çok rahat bir şekilde böyle işte yavaş gidin, işte hızlı gidiyorsunuz filan demezdi. Tabii Cenab-ı Allah da yani Erbakan hocamızı koruyordu diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok hayırlı hizmetler yaptı. Peki Fatih Erbakan, kıyaslarsanız iş yapış biçimleri, fıtratları, karakterleri yakın mı? Bir şey daha anlatayım Erbakan hocamızla alakalı. Tam da üstüne geldiği için anlatayım. Biz Erbakan hocamızla aynı evde oturuyorduk. Yani Erbakan hocamızın Balgat'taki kendi evinde biz üst katta oturuyorduk. Yani ben eşimle üst katta oturuyorduk. Alt katta da Erbakan hocamız oturuyordu. Mesela bizim evimize geleceği zaman gelmeden bir saat önce büyük bir çiçek buketi gönderirdi. Aynı zamanda büyük bir çikolata gönderirdi. Sonra gelirdi Erbakan hocamız. Her seferinde. Her seferinde. Evet. Yani alt katta oturuyor. Periyot ne olurdu? Periyot işte ne bileyim, aylık olabilir. Bazen iki ayda bir olabilir. Çünkü sonuçta rahmetli olana kadar o şekilde mi? Rahmetli oturdu? Olana kadar devam etti. Neden şöyle yapıyordu? Şöyle, yani biz tabii Erbakan hocamızın evine gidiyoruz sık sık. Ama o bizim evimize gelirken seremoniyle geliyor. Bunu uygulardı. Şöyle, ya bu bir saygı tabii. Sevgi, saygı, her şey var içinde. Yani ne yok ki yani. Şimdi dünyada kim ya kime yapıyor böyle bir şey? Yani hangi anne baba mesela evladının üst kattaki evine giderken böyle bir şey yapıyor? Çok güzel. Yani hakikaten hiç unutamadığımız bir şey. İlk defa duyuyorum ben bunu da. Tabii. Evet. Daha önce bir şey daha anlatayım. Mesela Erbakan hocamız, yine Allah rahmet eylesin. Bir gün ben alt katta evine gitmiştim. Mutfakta oturuyordum. Mutfakta aynı zamanda işte böyle bir küçük bir oturma grubu gibi bir koltuk vardı. Kendisi de arka taraftan gelmişti. Akşam saatleriydi. Yani geceye yakın bir saatti. İşte kalkmış pijamasıyla, muhtemelen su alacaktı diye düşünüyorum. Geldi, beni gördü, gitti, tekrar geri döndü, üstünü değişip geldi benim yanıma. Yani benim yanıma pijamayla çıkmadı. Yani böylesine de nezaket sahibi bir insandı, Allah rahmet eylesin. Erbakan hocamız gerçekten çok özel bir insandı. Yani bunu her türlü anlatabiliriz, söyleyebiliriz. Kibar bir insandı, kimsenin kalbini kırmazdı mesela. Sabırlıydı. Yani eskilere baktığımızda rahmetli Erbakan, eyvallah, ama genelde de hem devlet adamları hem insanlar daha kibarmış sanki eskiden. Evet, bunu da söyleyebiliriz o dönem için. Diğer o dönemin insanlarına baktığımız zaman bunları söylemek mümkün. Biraz daha nezaket ve zarafet varmış, öyle söyleyelim. Şimdi genel başkanımız da mesela siyasi olarak Yeniden Refah Partisi'ni kurduğu zaman iki konudan özellikle bahsetti.
Partimizin dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na verdik. Cuma namazını Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin camisinde kıldık. Sonra duamızı yaptık. Hemen Ankara'da Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin dizinin dibinde bir meydan var. O meydanda genel başkanımız dedi ki kuruluş dilekçemizi verdik elhamdülillah. Kurucularımızın arasında manevi olarak da kurucularımız var. Kimler var? Hacı Bayram Veli Hazretleri var. Ebayi Belensari Hazretleri var. Emir Sultan Hazretleri var. Aynı zamanda sizler de varsınız. Biz bu dönemde iki konuyu çok önemsiyoruz. Nedir bu iki konu? Bir, biz siyasete nezaket ve zarafet getireceğiz. Çok mühim bir şey bu. Kavga etmeye gelmiyoruz yani. Siyaset yapan insanlar hepsi bizim arkadaşımız, kardeşimiz, komşumuz, okul arkadaşımız, öyle değil mi? Mesela benim Bursa Anadolu Lisesi'nden sınıf arkadaşım Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday adayıydı Bursa'da. Ben kendisini gittim ziyaret ettim. Yani listeye konmadı ama ziyaret ettim kendisini, tebrik ettim. Çok da sevdiğim bir kardeşim. İsmini de vereyim, Kıvanç Atmaca, kendisi eczacı. O da beni tebrik etti. Ben de milletvekili adayı olunca o da beni tebrik etti. Var mı benden bir isteğin dedi. Bir arkadaşın olarak her zaman dedi yanındayım. Bunlar güzel şeyler tabii ki. Yani siyasete nezaket ve zarafet getireceğiz. Onu anlatmaya çalışıyorum. İki, biz iyi olan işleri, iyi olan icraatları takdir edeceğiz. Eksikler varsa eksikleri tamamlayacağız. Yanlışlar varsa yanlışları düzelteceğiz. İşte tam da bu 30 maddenin AK Parti ile birlikte istişare edilmesindeki en büyük sebeplerden biri bu. Çünkü biz şunu söylemiyoruz. Ya her şey çok kötü. Siz var ya siz. Her şeyi çok kötü yapıyorsunuz. Hiç yaptığınız hiçbir şey iyi değil. Ya ama bunu söylediğiniz zaman inandırıcılığınız da kalmıyor Cihat Bey. Yani elbette AK Parti bir oy alıyor. İnsanlar memnun. Bir kısım insan memnun. Oy vermeye devam ediyor. Eksikler var mı? Elbette var. Yanlışlar var mı? Yanlışlar da var. Mesela israf. Çok büyük bir israf var. Yani bunu söylediğiniz zaman her şey çok kötü dediğiniz zaman vatandaş da bundan memnun olmuyor. AK Partili yöneticiler de diyorlar ki ya hiç mi iyi bir şey? Şimdi biz yani bu kadar kötü insanlar mıyız? Yani yaptığımız her şey mi çok kötü? Yani burada genel başkanımız aslında sizin değindiğiniz konuları kısaca özetliyor bu iki cümleyle. İyi olan işler var mı? Elbette var. Peki ama sayın genel başkanınızla tamamlayalım insani boyutuyla dedik ya hani Fatih Erbakan, evet. Necmettin Erbakan'la ne kadar iş yapış şekilleri siz ikisini de bildiğiniz için. Benziyor. Şöyle ikisi de mesela ben sakinliğini çok benzetiyorum konuşurken. Evet genel başkanımız sakin genel itibariyle. Ama kürsü konuşmaları çok heyecanlı. Yani normalde mesela böyle bir röportajı yapsanız genel başkanımız da çok sakin. Nazik bir insan. Kibar bir insan ama kürsüde adeta kükrüyor. Yani kürsüde çok muhteşem konuşuyor. Mesela bizim kongremizde yaptığı konuşmayı muhakkak bir izleyin. 1 saat 40 dakika konuştu, prompter yok. Hatta insanlar inanamadılar. Yurt dışından bizim misafirlerimiz var. Dediler ki ya nereye bakarak konuşuyor? Maşallah muazzam ve teknik konuşuyor. Yani rakamlarla konuşuyor. Yani böyle irticalen konuşup da o zaman hafızada geçtim babadan diyorsunuz. Elbette tabii bir genetiksel ve kromozomsal bir akış vardır. Sayın yani. Erbakan da rahmetli çok zeki. Çok zeki tabii bu gayet doğal. Bunun olması gayet doğal. Allah selamet versin genel başkanımıza. Yani babasına en çok benzedi ve en çok benzemediği yön. Onu net olarak söyleyemem tabii. Yani hemen şimdi aklıma ortalama gelmiyor. Net olarak benzediği derken yani azimli olması güzel bir şey. Bunu söyleyebiliriz babasına benzemesi açısından. Aktif çalışıyor, dinamik çalışıyor, planlı programlı çalışıyor, disiplinli çalışıyor. Zaten mühendislerin genel itibariyle yapıları budur. Aldıkları eğitim öyle. Eğitim de öyle. Aynı zamanda tabii bu tür bir zeka yapısına da yatkın oldukları için söylüyorum. En benzemediği derken hemen bir şey söyleyemiyorum açıkçası. Yani şu noktada benzemiyor diyemiyorum. Genel başkanımız da hızlı sever mesela. Orada da onu soracaktım. Onu söyleyemedim. Çünkü genel başkanımız da biz böyle makam otosuyla giderken ben devamlı şoförü uyarıyorum yavaş yavaş ama genel başkanımızda hiç ses seda yok hiç. O böyle hiç söylemez yani yavaş gidin. İşte hızlı gidiyorsunuz. Alışmış demek ki. Evet o da hızlı sever. Mehmet Bey bir saat 40 dakikaya yaklaştık. Evet. Çok sağ olun. Teşekkür ederim katıldığınız için. Teşekkür ederim sağ olun. Seçimler hayırlı olsun. Başarılar diliyoruz. Sağda çok aktif dinamik çalışıyoruz. İnşallah bu seçimlerden Yeniden Refah Partisi olarak ne diyoruz? Sandıkları patlatarak
Yani seçim akşamı yeniden Refah Partisi elbette zaten sürpriz parti olacak, ona eminiz de. Aynı zamanda hiç kimsenin beklemediği kadar bir milletvekili çıkartmak suretiyle olumlu yönde ve büyük bir milletvekili grubuyla parlamentoda söz sahibi olacak ve inşallah yeniden Refah Partisi parlamentoda grup kurmak suretiyle Türkiye'de de yeni bir dönem başlayacak. Bunu da söylemiş olalım. Bu maddelerimizin hepsini hayata geçireceğiz elbette. Bu maddeler hayata geçtiği takdirde de Türkiye bambaşka bir Türkiye olacak. Yeniden büyük Türkiye olma yolunda hızlı hızlı bir ilerleme olacak. Peki, kolaylıklar diliyoruz, başarılar diliyoruz. Değerli izleyiciler, seçim 2023'ün en uzun programlarından birine imza attık bugün. Konuğumuz yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa 1. Sıra 1. Bölge adayı Sayın Mehmet Altınözlü. Şimdilik bizden bu kadar. Bir sonraki programda görüşünceye dek hoşçakalın.